Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Efendim bugün Perşembe günlerden. Perşembe deyince tabii ki malum çok değerli, çok kıymetli aile danışmanımız Gökçe Aydın hocamla beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Milat. Şeref verdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi sağ olun. İş güveninden halice derler ya. Evet. Halimiz o. Havalar da soğudu bayağı. Hayatla en azı tabiriyle cebelleşiyoruz. Mücadele veriyoruz. Efendim ha burada şeyimizde. Şöyle son dakikalarda hazırlığımızı yaptığımız için efendim bugün yemeği yine ben Deniz üstleneceğim. İnşallah Gökçe hocam menümü beğenirsin. Çok güzel menümüz. Değil mi? Efendim az önce bahsettim kendisine de. Evet. Bugün bir sosyete mantısı yapacağız. Yanına da güzel bir domates çorbası. Yakışır değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Kış aylarının çok güzel böyle evet, kaşarlı çorba, güzel. Özellikle kurtarıcı. Sosyete mantısı da hanımların çok sevdiği. Doyurucu. Değil mi? Doyurucu. Yanında. Bence de böyle hem sarımsaklı evet. Güzel bir anti yani şey derler ya. Vitamin deposu da oluyor. Vitamin deposu. Sarımsak, evet. Şimdi bunu ben öğrendim. Şeyden de yapanlar da varmış. Hocam pişirip de yapanlar varmış. Çiğden de koyanlar varmış. Hmm. Biliyor muydunuz? Yok hayır. Sosyete mantısını. Pişirip yapanlar da varmış. Efendim bugün sosyete mantısı yapacağız. Ve yanına güzel bir domates çorbası yapacağız. Malzeme listemizi biraz geç attım. Birazdan verirler diye düşünüyorum. Verirlerse okuruz oradan. Şimdi dilerseniz hem konumuzu konuşalım hem de yemeğimize başlatalım. Gökçe hocam bugün önemli konular yine. Endişe, kaygı ve korku. Yani hepimiz bu günlerde bunları özellikle bu süreçte yaşıyoruz. Her geç yani gün geçmiyor ki bir deprem olsun. Değil mi? Endişelerimiz var. Çok güzel. Kaygılarımız var. Ne olacağız? Oradan giriş yapıyorum ama çünkü evet. Gündemde olan konular bunlar. Ve korkularımız ve endişelerimiz tabii dolayısıyla bunun için var. Evet. Ben eminim güzel konulara bahsedeceksin. Tabii ki. Ben de Bey, elimden evet. Geldiğince her zaman olduğu gibi destek olmaya kesinlikle. Çalışayım. Dilerseniz hemen ben şöyle etimi şeyimizi hazırlayalım. Tabii değil mi? Ki. Ama öncesinde bir eldiven giymek istiyorum. Yapmak için. Hocam siz başlayın dilerseniz. Tamam. Yani hepsini ayrı ayrı mı ele alacaksınız yoksa? Aslında Milat Bey üçü de birbiriyle bağlantılı. Çok bağlantılı. Duygular. Evet. Çünkü yaşadığımız bazen olumsuz olarak nitelendirebiliyoruz. Birçok duygumuzu olumsuz olarak nitelendirebiliyoruz. Aslında bu duygularımızın bize hayatta kattığı şeyler de vardır. Mesela neyi hocam? Korku bizi hayatta tutmak için bir çok önemli bir şey. Tabii ki. Tabii. Ve bu bizim aslında yaşama daha yeni dünyaya geldiğimiz zaman sistemde zaten yüklü olan korkuyla biz geliyoruz. Mesela küçük bir bebeğe masaya vurulduğu zaman ya da yüksek bir ses duyduğu zaman aniden irkilmesi. Evet. Bu aslında korkuya vereceğimiz bir örnek ve bu zaten bizim bedenimizde aslında yüklü olan bir duygu. Yani korkudan korkmamamız gerekiyor. Korkudan korkmamamız evet. Güzel. Güzel bir şey. Endişe dediğimiz ise Milat Bey ilk başta bu duyguların tabii ki tanımı da bizim için çok önemli. Çünkü herhangi bir duyguyu yaşayacağımız zaman olumsuz duygu toplum olarak nitelendirilen evet. Olumsuz duygularda o duyguyu eğer tanımlamasını bilirsek, tanımlamasını yapabilirsek o duygularla daha kolay baş edebiliriz. Daha kolay doğru. Yönetebiliriz o duygularımızı. Mesela bir elektronik eşya aldığımız zaman ilk başta onun kullanım kılavuzunu okuruz. Çünkü o alet hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Onu öğrendiğimizde hem işimizi kolaylaştırır hem onu kullanmak daha kolay gelir. Aslında çok ben doğru. Duyguları da buna benzetiyorum. Olumsuz duygular diye nitelendirilen bu duyguları tanımladığımızda ve biz bu duyguları tanıyabilirsek eğer evet, bu duygularla baş etme becerimizi daha farklı geliştirebiliriz ve bu duygularımızı daha kolay yönetebiliriz. Aslında demin önce dediğiniz gibi bu dönemde özellikle bu çağda zaten korku kültürüyle manipüle edilen bir çağda yaşıyoruz Milat Bey. Depremler, bulaşıcı hastalıklar, savaşlar bunlar bizim günlük rutinimizde yaşadığımız durumlar oluyor. Ve bu korku kültürüyle manipüle edildiğimiz zaman evet. Maalesef bir takım strese de maruz kalabiliyoruz veya bunu yönetemeyebiliyoruz da zorlayıcı ve tehdit edici olaylar yaşayabiliyoruz. Zorlayıcı ve tehdit edici olaylar karşısında ise bir endişe yaşamak, bir kaygı yaşamak söz konusu olabiliyor. Endişe duygusu dediğimiz zaman endişe duygusunun tanımını yapalım isterseniz. Endişe duygusu aslında bir bilişsel süreçtir. Yani zihinsel
bir alışkanlıktır, zihinsel bir süreç oluyor. Bir endişeli düşüncemiz varsa eğer, bu düşüncenin bununla ilgili bir sürü düşünce ağı da geliştirebiliyoruz. Mesela hayali bir problem üretir kişi, endişeli kişi hayali bir düşünce üretir ve bu hayali düşüncede en kötü senaryoları düşünür, en kötü düşünceleri düşünür. Böyle olduğu zaman maalesef buna benzeyen yakın düşünceler de otomatik olarak zihin üretebiliyor. Yani beynimizde aslında bilimsel olarak da bu açıklanmış Milat Bey. Evet hocam. Beynimizde bir yolak vardır. Beyimizde yolaklar vardır. Bunları aslında yolak dediğimiz nedir hocam? Açıklayıcı olsun diye soruyorum. Evet, yanlış anlamayın. Nöron ağlar da deniliyor. Evet. Mesela kişi bir düşünceye sahipse bu düşünceye benzer düşünce bunun yanında mutlaka bir ağ oluşturuyor beyin. Yani bir zincirleme gibi bunu düşünebiliriz biz aslında. Beynimizde bir düşünce hakimse bu düşünceye yakın düşünceler üretiliyor. Ve biz gün içerisinde bir endişe duygusu eğer çok yoğun yaşıyorsak bu endişe duygumuza, endişe düşüncemize yakın bir duygu oluşturuluyor. Ve bu evet. Sürekli eğer oluşturulursa kişi sürekli endişe duygusunu yaşarsa endişe duygularının ve endişe düşüncelerinin altından kalkamaz bir hale geliyor. Ve bu kişiler genellikle endişeli kişiler her zaman en kötüsünü düşünürler Milat Bey. Evet, ve maalesef. Ve SSA ekleri mesela onlar çok kullanırlar. Başıma böyle gelirse ya da böyle bir şey yaşarsam. Olursa, evet, değil mi? Olursa diye. Ne yaparım ben? Kurgu olarak düşünen ve bunu da kurgu olarak hisseden kişiler maalesef olabiliyor. Ve endişeli kişilere baktığımız zaman aslında bu kişiler belirsizlikten hiç hoşlanmazlar Milat Bey. Çok kontrolcü kişiler. Hep önlerini görmek isterler. Evet. Değil mi? Hep o düşüncelere sahip olarak aslında hayatta kalma. Sanki o düşüncelere sahip olabilirse hayatta kalma becerisine sahip olabilecekmiş gibi. Ya da başına herhangi bir kötü şey gelirse onu önleyecekmiş gibi düşünür. Aslında tabii ki bu endişeli sürekli endişe halinde olmak maalesef psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Çok mesela obsesif kompulsif bozuklukları denilen panik atak, anksiyete bu gibi psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Endişeli insanlarda çok mükemmelliyetçi, sürekli bir telaş halinde olan, evhamlı, hani vesveseli deriz ya, sürekli vesvese içerisinde olan ve kurgu düşünceleri sahip olan hastalık kişiler hastası. Oluyor. Hastalık hastası. Değil mi? Birazdan oraya da geleceğiz. Evet, evet, eminim geleceksiniz. Hastalık hastası olan kişiler oluyor evet. Maalesef. Niye eminim geleceksiniz? Çünkü birbirleriyle çok alakalı. Evet, bağlantılı çünkü. Evet. Aslında bu endişe duygusunu, endişe düşüncesini sürekli bu duygular içerisinde olmak Milat Bey belli bir zamandan sonra hem psikolojik hem de fizyolojik rahatsızlıklara meydan verebiliyor ve çok ciddi boyutlara da gelebiliyor. Aşırı kaygıya neden olabiliyor. Evet. Aşırı kaygının da tabii ki bedensel olarak bir takım yan etkileri de bedende bir alarm olarak gördüğü için ellerde bir titreme, kalp çarpıntısı veya baş dönmesi, mide bulantısı gibi aşırı kaygıya neden olabilecek haller ve durumlarda yaşanabiliyor. Evet. Endişe düşüncesine sahip olan kişilerde aşırı kaygı dediğimiz, aşırı kaygı olduğu zaman da tabii bu kaygının da bir normal kaygı vardır Milat Bey ve aşırı kaygı vardır. Normal kaygı denilen şey, normal kaygı dediğimiz zaman aslında bu kişinin hayatta kalması için, kişinin hayatla mücadele edebilmesi için kişide olması gereken bir duygu ve düşünce. Yani bir öğrencinin sınava hazırlanırken normal bir düzeyde kaygı yaşaması onu başarıya teşvik edecektir. Ama aşırı kaygı denilen sürekli olumsuz düşüncelerle, sürekli endişelerle ve aşırı kaygıyla kalabilen ve bunun sonucunda bir takım fizyolojik rahatsızlıkların meydana gelmesi, kalp çarpıntısının olması veya panik atağın olması, ilerlemesi de aşırı kaygıdan dolayı gözlemlenmiştir. Bizim hayatımızda evet bu duygularımız var Milat Bey. Bundan kesinlikle bazen hayatımızda kaçınılmaz olabiliyor. Yaşayabiliyoruz bu duyguları ve toplum hep bunu olumsuz bir duygu olarak görebiliyor. Aslında kaygı dediğimiz zaman kendimizi tehdit veya baskı altında hissettiğimizde bedenin bir alarm vermesidir. Mesela demin önce el titremesinden bahsettik, kalp çarpıntısından bahsettik. Kişi de aşırı kaygı olduğu zaman evet bu durum meydana gelebiliyor ve kendisini kötü hissedebiliyor. Öyle ki bir topluma girmeyebiliyor. Mesela fobiler olabiliyor hayatında ve çok ciddi kapalı alanda kalma fobisi ya da suda girememe fobisi bunlar da çok ciddi olarak kişide gözlemlenebiliyor. Hocam peki hayatında daha önceden yaşadığı bir travma da evet, bunları tetiklemez mi? Kesinlikle yani, tetikler.
Evet. Çünkü öncesinde yaşanılan mesela herhangi bir olumsuz durum yaşanır. Küçük yaşlardan itibaren zaten her zaman diyoruz ya Milat Bey, kişi aslında çocukluk dönemi ve sonrası bizim için çok önemli. Çünkü öncesinde herhangi bir travma küçük yaşta yaşanılıyorsa o ilerleyen yıllarda herhangi bir durum karşılığında meydana çıkıyor zaten. Evet, evet. Küçük yaşlarda bunu hissetmeyebilir ama yetişkin yıllarında kesinlikle bu ortaya çıkacaktır. Travma etkisi ortaya çıkacaktır. Evet. Mesela küçük bir çocuktan örnek verebiliriz. Karanlık bir odada bırakılmış bir küçük çocuk mesela. Karanlıktan korkuyor ve bunu anlatamıyorsa eğer ya da bununla baş etme becerisi yoksa, değil mi? İlerleyen yaşlarda maalesef karanlıktan korkma fobisi olacaktır. Bu çok kaçınılmaz doğru. Kesinlikle. Evet, yaşadıklarımız da çok önemli. Bizim yaşadığımız Milat Bey, sadece endişeli insanlar o raddeye gelene kadar mutlaka tabii ki yaşadığı bir şeyler olabiliyor. Ama kimisine de baktığımız zaman mizaç yapısı diyoruz. Evet. Kimi de aslında doğuştan Milat Bey, yani onun mizacında olan endişeli insanlar da olabiliyor. Veya anne babadan gördüğü rol model de çok önemli. Anne ve çok babanın doğru. Bir olaya aşırı tepki vermesi bu kişilerde endişe duygusunu ve kaygı duygusunu da yükseltebiliyor ilerleyen yıllarda. Bundan dolayı evet, endişenin ve kaygının önceden yaşanılmış herhangi bir duygudan kaynaklı olmuş olma olasılığı da çok yüksek. Şu anda zaten yaşadığımız çağda Milat Bey, bu kaçınılmaz olabiliyor. Endişeli bir insan haline dönüşmek, kaygılı bir insan haline dönüşmek aslında bizim şu anda bir korku kültürü de var Milat Bey. Evet. Korkuyla manipüle edilmek, korkuyla yeni dünya düzeni diyorlar, farklı şeyler olarak adlandırılıyorlar. Mesela Covid döneminde aslında çok bahsetmek istemiyorum ama aşıdan örnek verebiliriz Milat evet, Bey. Evet, o korkular hala yaşıyoruz hocam. Evet, aşının evet bizim bağışıklığımız için bir gerçeklik payı var. Önceki yapılan aşılar bizim için sağlıklı. Ama bu Covid döneminde çok kısa bir sürede bulunan bir aşı sonrasında bir takım fiziksel rahatsızlıklara neden olduğu da gözlemlendi. Söyleniyor sadece hocam, çıktı. İspatlanmış değil aslında. Evet, ama yaşanılan evet. Çok sık. Bunlar aslında Covid döneminden itibaren de Milat Bey bir korku. Korkuyla manipüle edilme durumu da vardı mesela. Çok doğru. Bunlar aslında yaşadığımız hayatı biraz zorlaştırabiliyor. Ve endişeli bir insansa eğer bu endişeli durumda daha çok kaygı yaşayabiliyor. Ve bu da aşırı kaygıya neden olabiliyor. Kesinlikle. Mesela bizim yaşadığımız kaygılarda aslında iki tür kaygı vardır. Bu normal ve aşırı kaygının alt dallarıdır bunlar. Normal kaygı dediğimiz zaman durumsal kaygı. Yani bir kişi bir yere taşındığı zaman, ülke değiştirdiği zaman ya da şehir değiştirdiği zaman, farklı yeni bir okula gittiği zaman bu kişinin kaygı yaşaması, normal seviyede yaşaması durumsal kaygıdır. Ve bu geçebilecek bir kaygıdır Milat Bey. Evet. Ama mesela kurgusal kaygı dediğimiz, kişinin zihninde bilişsel süreçte sürekli kendi zihninle düşündüğü olumsuz düşünceler ve bunun beraberinde sürekli olumsuz düşünmek ise maalesef kurgusal kaygı deniliyor ve bu da aşırı kaygıyı tetikliyor. Aşırı kaygı da bir zamandan sonra psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara meydan verebiliyor. Bunlardan aslında arınmamız için ya da bizim kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz kaygılarımız da vardır. Kesinlikle. Mesela kişide bir obsesif kompulsif bozukluğu varsa Milat Bey, kesinlikle bu kişinin endişesini yönetmesi çok kolay olmayacaktır. Bu kişinin kesinlikle bir yardım alması gerekiyor. Ya da panik atak olan kişilerde, anksiyete olan kişilerde bu kişilerin kesinlikle bir tedavi alması gerekiyor. Yani bu kişiler istese dahi o endişeyi yönetemez zaten. Obsesif kompulsif dediğimiz çok sık ellerini yıkayarak bağışıklığını güçlü tutmaya çalışıyor mesela. Hastalıklardan korunma sistemi olarak kendisini o şekilde ikna etmeye çalışıyor. Sık sık ellerini yıkayarak hastalıktan korunmaya çalışıyor. Çok var çalışıyor. Değil mi çevremizde evet. Böyle insanlar? Var maalesef. Yani bu da aslında bir psikolojik rahatsızlığa girdiği için Milat maalesef. Bey, kesinlikle yardım alınması gerekiyor. Evet. Çünkü kişinin yöneteceği ve yönetemeyeceği durumlar var. Tedavi vardır. Edilebilir mi peki hocam bu tabii durumlar? Tabii ki tedavi edilebilir Milat Bey. Hem terapilerle hem de çok ileri düzeyde ise eğer bir ilaçla da tedavi edilebilir kesinlikle. Psikiyatrilerle tabii ki de. Çünkü evet. Tedavisiz hiçbir şey yoktur Milat Bey. Yeter ki kişi o sorunu aslında görebilsin, o sorunu kabul edebilsin ve o sorumluluğu alabilsin. Zaten tedaviyi kabul eden kişiler aslında sorumlu kişiler değildir. Sorumluluğu kabul eden kişilerdir ve farkındalığı yüksek olan kişiler
tedavi ve terapi kabul ederler. Bu aslında farklı bir bakış açısı Minat Bey. Çünkü bazıları da maalesef hastalığını kabul etmeyen kişiler de olabiliyor. Bu hem kendisi için çok ciddi durumlar yaşayan hem de çevresinde çok ciddi durumlar yaşatan kişiler olabiliyor. Hem kendisi o hayatı zor bir şekilde yaşıyor hem de etrafındaki insanlara o hayatı zorlaştırabiliyor. Zorlaştırabiliyor. Evet. Çok doğru. Öyle insanlar hakikaten çevresindekilere korkunç derecede zorluk çıkartıyorlar. Evet, maalesef. Yani onlar nasıl davranacağını bilemiyoruz. Bilemiyorsunuz ve çok endişeli olduğu zaman Milas Bey karşı taraf mesela demin önce onu da örneklerle açıklayacağım. Yalan söyleyebiliyorlar bile. Sırf o kişi endişe duygusunu çok yoğun bir şekilde yaşamasın diye, kaygı durumunu çok yoğun bir şekilde yaşamasın diye. Bu durumdan kurtarmak için karşıdaki kişi onu kurtarmak adına yalan bile söyleyen kişiler maalesef olabiliyor. Mesela duyuyoruz mesela diyorlar annem çok kaygılı, yolda defalarca kez arıyor ama merak etmesin diye 10 dakika bir evet, saat evet sonra geleceğim diyor. Bunları yaşıyoruz. Aslında doğru. Aslında maalesef kişinin kaygılı olması herkesi de rahatsız kendisini rahatsız ettiği gibi etrafındaki kişileri de rahatsızlık edebiliyor. Evet. Evet. Çok endişe yaşayan kişilerde Milat Bey başlıklarımız vardır mesela. Aşırı endişe duygu yaşayan kişilerde çok genelleme yaparlar. Durumlarla ilgili genellemeler yapılır. Mesela kişi hasta, normal bir hastalığı var, bir baş ağrısı yaşıyordur evet endişeli kişi. Sanki bunu bir ölüm kalım meselesiymiş gibi ya da çok ciddi bir rahatsızlıkmış gibi. İşte çevresinden duyulan herhangi bir algıda seçicilik denilen, kişide işte bir baş ağrısı olursa beyinde tümör varmış gibi davranan, hastalık hastası dediniz ya. Evet, çok doğru. Hastalık hastasıymış gibi davranan kişiler aşırı genelleme yapan kişiler oluyor. Hocam onlarla yaşamak çok zordur. Yani endişe evet hastalık hastası, hasta olmasa da ya da bir baş ağrısından bile çok farklı yerlere götüren, algıda seçicilik yaparak kendisini çok ağır hasta olarak gören kişiler oluyor. Bu maalesef endişeli kişiler çok sık endişeyi yaşayan kişiler ve kişiselleştirme çok yaparlar Milat Bey. Nasıl o hocam? Durumu sadece kendi üzerine sürekli alınır. Şimdi değerli izleyenler bu konuda herkes çevresindekileri ben eminim şu anda ideliyor. Evet. Değil mi? Hocam hepimiz de ideliyoruz ya çevremizde çünkü bu tip insanlar bir hayli var. Tabii ki. Hocam doğru yapıyor muyum bu arada? Evet çok güzel. Vallahi yapıyorsunuz. Her zamanki gibi harika tatlar. Hocam elime yakışıyor mu? Lezzetler ortaya çıkıyor. Tabii ki eminim tadı da çok güzel oluyor. Vallahi evet kalmıyorsun ki. İzlerken ama az çok görüntüsünden belli olur zaten. Evet doğru. Endişeli kişiler yanlış düşünen, yanlış düşünce sistemini savunan kişiler olur Milat Bey. Ve kişiselleştirme dediğimiz her durumdan kendisine bir pay çıkarır. Bunu da örnekle açıklayalım. Lütfen. Mesela yolda yürürken bir arkadaşını görür ve o arkadaşının aslında o arkadaşı kendisini görmez. Belki fark etmez ya da dalgınlığı vardır o kişinin. Hemen şunu düşünür, o kişinin zihnini okumaya çalışır. İşte bilerek görmedi ya da beni fark etti konuşmadı. Bu karşı tarafın zihnini okuyan, zihin okuma dediğimiz aslında böyle bir düşünce olmayan ama her konuda kendisine pay biçen, her konuda rica ederim kendisine bir pay çıkaran ve alıngan kişiler olurlar Milat Bey. Yani o kadar çok endişeli olurlar ki olan her şeyi kendi üzerine alınırlar. Bu kişiler genellikle hep kişiselleştirme yapıp kendi üzerine alınarak hatta sosyal ilişkileri dahi bozulabilir. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek. Yolda gördüğü kişi dalgın olabilir ama o farklı düşünür. Bilerek görmedi ya da görmezden geldi gibi konuşmadı gibi. Hocam bu gibi biraz daha şizofreniyi çağrıştırmıyor mu? Yok şizofreni çok farklı Milat çok Bey. Çok farklı. Tabii ki. Beni takip ediyorlar gibi değil mi? O çok farklı bir şey. Evet. Yani beni zihinsel bir rahatsızlık, evet genetik ya bir işte rahatsızlık. Bilmediğimiz için bazı şeyleri evet hepsini aynı kategoriye de sokabiliyoruz. Şizofreni aslında olmayan şeyleri görmektir Milat Bey. Hayali olarak olmayan ama gerçekte olduğunu gerçekmiş gibi anlatan kişiler oluyor şizofreni hastaları. Çok doğru. Evet, bu kişilerde alınganlık çok olur, endişeli kişilerde ve kişiselleştirme yaparak her durumu, her olayı kendi üzerine alınarak maalesef sosyal ilişkilerine de zarar verir ve belli bir süre sonra o kişiye karşı kendisini doldurmaya da başlar. Abartı dediğimiz ise her olayı abartarak. Daha küsmüş haberi yok evet misali. Yani sana küsüyor, sen beni gördün, selam vermedin, efendime söyleyeyim. Bunları çok yaşıyoruz mesela kesinlikle hayatımızda.
çok yaşıyoruz. Değil mi? Evet. Dalgın olabilir mesela. Evet. Görmeyebilir. Küsmüş halbuki haberin yok senin. Acil bir işi olabilir. Hızlı yürümek zorunda kalabilir. Yani ne olur. Yani dünyanın bin bir türlü evet. hali insan çok içinde doğru, aslında. Çok doğru. Bin bir türlü halimiz olabiliyor. Çok doğru. Ve abartma dediğimiz Milat Bey, endişeli kişilerde abartma çok fazla olur. Mesela çocuğu bir 5 dakika ya da 10 dakika gecikmiştir. Hemen kötü senaryolar kurmaya başlar. Kurgular kafasında sürekli. Ya da telefonuna ulaşamıyordur, şarjı bitmiştir aslında. Bunun hakkında ya başına bir şey gelmişse ya da başına bir ya. Şey gelirse ya da eşi gecikmiştir, farklı şeyler düşünür. Farklı şeyler denk gelecek. Evet. Mesela yarım saat, bir saat gecikir. Kimin yanında? Evet, bunlar da olabiliyor Milat Bey. Çünkü böyle olur. Danışanlarımız olabiliyor. Endişeli kişilerde. Çok yerinde. Çok olabiliyor güzel. Maalesef. Valla çok yerinde konuşuyorsun. Evet. Oluyor, çok rahat oluyor. Endişeli, kaygılı kişilerde maalesef olmayan ama olmuş gibi gösterilen ve SSA ekleri dediğimiz olursa, başıma gelirse hep bir alarmda olan, kendisini alarmda tutan ve eğer bu durumu kontrol ederse, böyle düşünürse aslında bu durumdan daha kolay bir şekilde çıkacağını düşünür. Bu düşünce şekillerine sahip olabilerek hayatta başına gelebilecek şeyleri atlatmış olabileceğini düşünür, önlem alabileceğini düşünür. Aslında bu kişilerde çok ciddi huzursuzluk, çok ciddi sorunlar da belli bir zamandan sonra ortaya çıkabiliyor. Maalesef herhangi bir ortamda bir muhabbet onlarla kuramazsınız. Çünkü bu kişiler yerinde duramaz Milat Bey. Ve sürekli bir kaygı halinde, sürekli bir endişe halinde olduğu için diyalog dahi kuramazlar. Bir sohbet dahi kuramazlar maalesef. Hani diken üzerinde diyoruz ya. Evet. Aslında çok güzel kişiler, tabirler hocam. Evet. Ya eskiden ne kadar güzel söylemiş. Çok güzel söylemiş. Çok güzel evet. tahlil etmişler aslında. Kesinlikle öyle. Endişe ve kaygı durumu hakim olduğu sürece maalesef ne o anda yaşayabilme, o anda kalabilme, bunlar maalesef mümkün olmayabiliyor. Ve bu da hem psikolojik hem de fizyolojik sıkıntılara bir zamandan sonra meydan verebiliyor ve kişinin hayatını çekilmez bir hale getiriyor. Hem kendisi bundan olumsuz bir şekilde nasipleniyor hem de etrafındaki evet. kişiler de maalesef kendi payına düşeni yaşayabiliyorlar. Bunlar aslında çok ciddi sıkıntılar ve aşırı endişe gibi sürekli olumsuz düşünceler halinde kişiler olursa Milat Bey, evet. Bu tabii ki de hayatı etkileyebileceği gibi maalesef uyku sorunlarına da neden olabiliyor. Hayatın kalitesini düşürüyor aslında. Yani günlük yapabileceğiniz işlere dahi yetişemiyorsunuz o endişe duygusundan ve böyle bir durumda kesinlikle yardım alınması gerekiyor. Evet. Hocam harika yapıyorum ya. Evet, izliyorum. Ya çok izliyorsun güzel. Değil mi? Evet. İş teklifleri bekliyorum. Kesinlikle çok güzel oluyor. Evet. Evet, şimdi hocam aslında çok güzel konulara değiniyoruz. Evet. Bakın, bunlar hayatın içinde yaşadığımız ve karşılaştığımız insan tipleri. Evet. İşte anlam veremiyoruz bazı davranışlarla. Kesinlikle. Az önce bahsettiğimiz üzere. Mesela küstüğünün farkına varmıyoruz. Bize evet. niye küsmüş anlam veremiyoruz. Efendim söyleyeyim, işte ya şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Halbuki hiçbir şey yok. Değil mi? Hastalık hastası. Evet, şikayet. Bu endişeleri, korkuları yeri geliyor, psikolojik olarak onu etkiliyor. Kesinlikle. Hasta ediyor onu. Evet. Onu ya da yani ben şunu da biliyorum. Mesela kendi mezarını kazdıran, ben hastayım öleceğim deyip mezarını kazdıran insanlar biliyorum. Var gerçekten. Yani değil mi? Evet. Bunlar işte bunlar üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani bu insanlara nasıl peki bir tedavi uygulanıyor? Nasıl bir yöntem, nasıl telkinlerde evet. bulunmak lazım? Aslında, çünkü çevremizde var ya evet. insanlar şimdi ben eminim şu anda ekranları başında birçok izleyicimiz ya bizim komşumuz böyle ben ne yapayım buna nasıl davranacağımı bilemiyorum diyen insanlar var. Şöyle Milat Bey bir kesinlikle tanı bırakılması gerekiyor. Mesela gün içerisinde bizim kaygılı bir durum yaşamamız bunlar hasta olduğunu kabul et, doktora da psikoloğa gitmek, psikiyatra gitmek kabul etmeyen insanlar Milat aslında. Bey. Çünkü hayatı çok zorlaştırdığı için böyle danışanlarım var benim. Eminim obsesif var. Olan. Ve bu durumu kabul edip gelenler var. Ha, kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar çünkü hayatı artık belli bir zamandan sonra çekilmez bir hale geliyor Milat Bey. Bu takıntılarla başa çıkmak kişi için kolay olmayabiliyor. Yaşanır mı bu şekilde? Hem kendisi yıpranıyor hem de hayatındaki kişiler yıpranıyor. Çevresi, ailesi. Farkında olduğu için tedavi alanlar var ve bilişsel davranışçı terapi dediğimiz yöntemle
Tabii ki de bunların terapisi de mevcut. Ama çok ilerleyen bir safhadaysa ben ilaç kullanımından psikiyatriye gidilme taraftarıyım. Çok ilerleyen bir düzeydeyse kesinlikle bir psikiyatriye de gidilmelidir. Hocam bunun ilerlemiş hali nasıl oluyor? İlerlemiş hali mi ilaç? Yani kendi mezarını kazdıran mesela ilerlemiş mi oluyor? Terapiler yetersiz kalıyorsa ve bu kişinin günlük hayatını çok zorluyorsa, mesela kişi herhangi bir ortama giremiyor, konuşamıyor, bir sosyal fobi yaşıyor. Sosyal fobi dediğimiz kaygıdan kaynaklanıyor. Tabii. Ya da herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen sürekli kurgu düşüncelerle en kötü hastalığı düşünmek. Sağlıklı olduğu halde en kötü hastalığı düşünmek. Ya da bir baş ağrısında en kötü hastalığı kendisinin olduğunu düşünmek. Yakıştırmak. Böyle olduğu zaman maalesef kişilerde evet aşılamaz bir noktaya geliyor. Ve o kişi hayatını sağlıklı yaşayamadığı için günlük rutinlerini dahi yapamayan kişiler olabiliyor mesela Milat Bey. Gün içerisinde defalarca kez ellerini yıkamak ya da herhangi bir şeye dokunulduğu zaman el yıkamak. Ben bir ara öyleydim biliyor musunuz? Evet. Sürekli elimi yıkama ihtiyacı duyardım mesela. Evet, aslında bunun da bir şeyi var ama kendi kendime yendim o. Çok güzel. Yani kendi kendime yenmeyi başardım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bu olmuyor, yaşam öyle sürmüyor. Evet. Şimdi zorluyor. Ama sık sık yine yıkıyorum, yıkamaz değilim. Çünkü hijyen önemli diye düşünüyorum. Evet. Ama mesela şu programa başlamadan en az 2-3 sefer yıkamışımdır. Evet. Çünkü program yere yemek yapıyoruz. Tabii ki. Bunları da düşünüyorum. Ama gün tabii içerisinde. Tabii ki hijyen olmak gerekiyor ama her şeyin aşırısı Milat Bey. Her şeyin çok yüksek bir dozda olması kesinlikle kişiye zarar verecektir. Bu her şeyde öyledir. Kesinlikle. Hem sağlık açısından hem duygu ve düşünce açısından. Evet. Bizim hayatımızda evet endişeli kişiler olabilir ya da biz endişe duygusuna hakim olabiliriz. Aslında burada Milat Bey biraz da maneviyatla alakalı bir durum da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü imanın şartlarından mesela birisi... Temizlik. Evet, kaza ve kadere iman etmek aslında. Tabii. Kaza ve kadere iman etmek dediğimiz zaman bizim teslimiyette olmamız gerekiyor. Yani evet biz tedbirimizi alalım ama onu bilebilecek olan üzerimizde yüce bir hak var Milat Bey. Kesinlikle. Teslimiyette olmak çok önemli ve başımıza herhangi bir şey gelecekse onu yaşamamız kaçınılmaz bir durum olacak. Bundan dolayı evet o yersiz şüphelerden, yersiz endişelerden, hayali kurgulardan böyle düşünerek aslında biraz uzaklaşabiliriz. Yani bizler iman etmiş kişileriz. Evet kaza ve kaderde Allah'tan olduğunu biliyoruz. Ben bu programdan çıktıktan sonra başıma herhangi bir şey gelebileceğini bilemem. Bu bir belirsizlik Milat Bey. Bunu ben öngöremem. Veya şu anda herhangi bir deprem de olabilir. Biz bunu öngöremeyiz. Ama bu düşüncelere sürekli hakim olmak ve bu düşünceleri düşünmek, bunlarla kişinin zihnini yıpratması maalesef çok farklı sorunlara yol açacaktır. İlk başta o teslimiyeti kabul edebilmek, evet biz elimizden geldiği kadar tedbirimizi alalım, gerisi takdiri ilahi diyebilmek de çok önemli Milat çok Bey. Önemli. Çünkü bizim hayatımızda değiştiremeyeceğimiz... Bir de kader olayı var değil mi hocam? Tabii ki kadersel döngüler vardır bizim tabii. Hayatımızda. Mesela depremde vefat eden kişilerin aslında ecelin de, rızkın da, doğuştan itibaren bizim kaderimizde yazıldığını biz biliyoruz mesela. Bu söyleniliyor. Aslında bizim evet ne kadar ömür yaşayabileceğimiz, ne kadar rızık kazanabileceğimiz, Allah bizim rızkımıza da kefil hepsini mesela. Hepsini yazmış, çizmiş. Yazmış, çizmiş, evet. Tabii önümüze ki, koymuş. Bizler bu aşamada evet elimizden geleni de yapmamız gerekiyor Milat Bey. Yani çok boş vermiştik de. Evet, biz geçen gün bunu da konuştuk hocam. Evet. Alper hocam, Alper Gülle hocam, evet. Altı Sigma Eğitim Kurumlarından. Kader, şimdi öğrenciler açısından da bakınca kaderine teslim olan öğrenciler var. Evet. Ne olacaksam olayım. Hiçbir gayret göstermeden zaten tabii sonun ki. Belli deyip evet. Buna şey yapanlar var, öğrenciler var. Bunun evet. Üzerine bir sohbet gerçekleştirdi kendisiyle. Çok güzel. O da aynı şeylerden bahsetti. Yani gayret. Tabii önemli. Ki kader gayrete aşıktır deniliyor. Çok evet. Doğru, çok güzel. Elimizden geldiğini yapacağız. Evet, zorlanacağımız durumlar olabilir ya da öngöremediğimiz olaylar yaşayabiliriz. Belirsizlikler içinde olabiliriz. Çünkü hayatın ne getireceğini bilmiyoruz Milat Bey. Aslında bir sürpriz gibi olayları bazen yaşayabiliyoruz. Ve burada kader deyip geçiştirebilmek ya da herhangi bir imtihan deyip geçiştirebilmek, ona sabretmek, onun mükafatını alabileceğini bilmek, bunları düşünmek aslında bizim maneviyatımızı hem güçlendirecek hem de o endişe, kaygı duygusundan biraz da olsa bizi uzaklaştıracaktır. Ve bizim hayatımızda geçen hafta programda da bahsetmiştik. Sürekli bir şey, bir acı, bir hüznün sürekliliği söz konusu olamaz Milat Bey. Mesela insanlar en
yakınlarını kaybediyorlar. Anne ve babasını, çocuklarını kaybediyorlar. Ve belli bir aşamadan sonra bu acıya dahi alışabiliyorlar. Niye? İsyan ediyorlar. Niye evet. benim annem? İlk başta babam, evet inkar kardeşim. Süreci. Çünkü yas döneminde inkar süreci vardır Milas evet. Bey. Onlar aşama aşama olur. İlk dönemlerde inkar süreci olabiliyor. Sonrasında kabulleniş, teslimiyet olabiliyor yas kesinlikle. Sürecinden sonra. Ama sürekli bu insanların acısı mesela şu anda sizde anneniz babanız mekanı cennet evet, olsun hepsinin, diyelim. Yani evet. Tüm geçmişlerimizin herkesin de benimkinin de. İlk günkü gibi bir acı var mı içinizde Milat evet. Bey? Değil mi? Tabii. Ama içimizde bir acı var. Unutmuyoruz tabii ki. Özlem her zaman, vardır o. Değil mi? Aklımıza geldikçe, evet. Andıkça yani sürekli o acıyla yaşanmak mümkün değil zaten. Mümkün değil evet. Değil mi? Bunları düşündüğümüz zaman evet endişe ve kaygı. Bizden bazen bu durumlardan kurtulmak için, olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtulmak için bazen de kişilerin elindedir Milat Bey. Yani çok aslında kaderin dışında bir şeyler varmış gibi ya da hayatı eğer ben yönetirsem hayatta kalabilirim ya da ben olumsuz düşünceler düşünürsem hayatımı yönetebilirim gibi düşünmek kişiyi kesinlikle en üst kaygı seviyesine ulaştıracaktır. Kesinlikle. Mesela bizim hiç kaygısız olmamamız da bir problemdir. Evet. Herhangi bir şey yapmamamız. Mesela bir üniversite öyle öğrencisi. Öyle insanlar da var değil mi hocam? Evet. Üniversite öğrencisinin bir kaygı içerisinde olması ama hiçbir şey yapmaması. Bu da normal bir durum değil. Çok sürekli doğru. Ertelemesi ya da ders çalışmak istememesi. Bunun altında da aslında psikolojik nedenler vardır. Ve bizim yaşadığımız bu endişe ve kaygının mutlaka neden olduğu, arka planda çalışan mutlaka bir duygu vardır Milat Bey. Ya geçmişte yaşanılan herhangi bir travma ya da anne ve babadan olaylar karşısında tepkilerin ya da olaylara karşı olayları çözme becerileri, sakinleştirme, kendimizi sakinleştirme becerilerimizi aslında ebeveynlerimizden de kazanabiliyoruz ve görebiliyoruz. Bu kişiler mesela özellikle anne ve babasının kaygı seviyesi ve endişe seviyesi yüksek olan kişilerde çocuklarda da görülme olasılığı çok yüksektir. Ve özellikle babanın, babada eğer psikolojik bir rahatsızlık varsa bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Genetik bir altyapısı var tabii mıdır ki, hocam? Tabii ki psikolojik olarak, bilimsel olarak kanıtlanmış aslında. Babanın psikolojik rahatsızlıklara neden olması yani bir çocukta da görülmesi %90 ihtimali olarak görülebiliyor. Yani %90. Mesela evet. Şizofreni genetiktir. Genetik bir rahatsızlıktır. Kesinlikle. Ailede olduğu zaman söyleniyor evet. Kişilerde onu biliyorum. Olabiliyor. Şizofreninin genetik evet, bir rahatsızlık genetik, olduğunu. Evet genetik bipolar dediğimiz mesela hocam, genetik olabiliyor. Hocam 8 parça yeter herhalde değil mi? 8 tane. Evet yeterli. Bize yeter. Evet kesinlikle. Diğerleri ne yerlerse yesin. Tadınlık. İşin esprisi tabii. Herkese yetecek kadar izleyenler. Var. Evet. Eğer şeyse onlara da yapacağız. Şu programımızı da yakalım değil mi? Evet. Evet. 6 üstü. Hocam kaç derece önerirsin? Yani 200. 200 olabilir, 150 olabilir Milat 150 Bey. Tamam. Ha, yavaş yavaş biz. Evet olabilir. Tamam. Yani zaman var. Bence de. Evet. Ben buradayken pişmesin. Değil mi hocam? Şimdi neler yaptığımı da anlatayım size. Bir nefes de alırmış olayım. Birazcık bendim ben, fazla. Yok, bugün sana çok katkı sağlayamadım. Estağfurullah Milat Şimdi efendim böyle yufkalarımız bir tam yufka. Evet. Böreklik yufkayı değerli izleyenler dörde böldük. Üçgenler oluştu. O yufkaya bir kıyma harcı. Efendim soğanımız, kıymamız, bir kaşık kadar salça, efendime söyleyeyim karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuz. İkerek bir karıştırdık onu. Yoğurduk güzel. İçimizi hazırladık. Yufkalarımızı böyle sadece sıvı yağ ve su. Çünkü efendim yumurta falan koyar iseniz, içerisine farklı bir şey koyar iseniz sertleştiriyor, kurutuyor. Evet. Hocam. O yüzden öyleymiş yani daha doğrusu küf ben de noktası. Öğrenmiş oldum. Şimdi üzerine de aynı karışımı uygulayacağım değerli izleyenler. Çünkü sertleşmesini ve şey olmasını istemiyorum. Üstünün kabuklanmasını istemiyorum. O yüzden yumuşak olsun istiyorum. Bu bir börek değil bir mantı nihayetinde. Şöyle hemen üzerine süreceğiz. Böyle bir yaydık uçlarına sürdük. Onu bir rulo yaptık ve doladık gül şeklinde. Gül böreği de diyenler var ama gül böreği değil evet. Bu. O yumurta falan sürseydik gül böreği olurdu zaten. Evet. Hocam güzel yapıyor muyum Allah aşkına?
Lütfen yani arada bir beni motive et ya. Gökçe Hocam. Bu Milat Bey kesinlikle bir el becerisinin olması gerekiyor. Ve istek de çok önemli, sevmek de çok önemli. Maşallah bunlar hepsi sizde var ve çok pratiksiniz aslında. Pratik miyim? Pratiksiniz. Valla çok ağırsın diyenler var ya. Hayır. Bizim hanım beni hiç beğenmiyor, çok ağırsın diyor. Sen ne diyor? Kıyaslama yapmayalım ama. Ama bizim hanım çok pratiktir hakikaten. Allah var. Böyle mesela soğanımı ben bir tahtada doğrarım. O elinde doğrar her şeyi. Ama şimdi bir de çok hızlıdır. Yıllarca yapılan bir kesinlikle alışkanlık, el alışkanlığı, el hızlılığı bunlar da çok önemli Milat Bey. Doğru. Hocam evet, seni de çok seviyor bizim hanım. Hepsi şey yapıyor, ben görüşmek de istiyor aslında. Ben de kendisini çok seviyorum. Ya hepimizin ihtiyacı var. Evet. Böyle dinlenmesini istediğimiz şeylerimiz var. Tabii ki. Yani bazen benimle paylaşamadıkları var. Bazen bir psikoloğa danışacakları var insanların. Kesinlikle. Bizim hanım da sana böyle bir şey yapmak istiyor. Ben tabii ki hoş görüyorum her zaman. Tabii ki. Biliyorsun eğer birisini yönlendireceksem o sen olacaksın zaten. Teşekkür biliyorsun. Ederim. Aslında zaten Milat Bey yani övünmek istemiyorum ama bana zaten hep tavsiye üzerine geliniyor. Ve ben bundan gerçekten mutluluk duyuyorum. Çünkü insanların hayatına güzel dokunuşlar yapabilmek ve hoş bir şekilde anılabilmek bu insan için mutluluk verici. Tabii. Evet benim için önemli. Hayatlarına dokunabilmek insanlara önemli. Bu zaten evet birisinin hayatına bir güzellik katabilmek. Bunlar bizim aslında bizim için çok, çok önemli. Doğru. Çünkü mesleğini severek yapmak da çok önemli. Evet. Evet. Ya hocam ben bir harikayım ya. Kesinlikle öyle. Bu da bir hastalık mı kendine? Aslında bizim kendimizi motive etmemiz gerekiyor Milat Bey. Evet. Kendimizi yeterli de görmemiz gerekiyor. Çünkü o da önemli. Yetersizlik duygusundan da maalesef da bir önemli takım olumsuz durumlar yaşayabiliyoruz. Çok doğru. Olumsuzluklara maruz kalabiliyoruz. Evet, yeterliliği hissetmek de çok güzel bir şey. Bunun farkında. Yani insanın kendisinin farkında evet olması, becerilerinin farkında olabilmesi. Becerikliyim yani, öyle diyorsun kendisini yani. Kendisini tanıması kesinlikle bunlar çok becerikliyim önemli. Yani. Ellerinize sağlık. Eyvallah. Hocam güzel oldu mu? Alır. Çok güzel. Vallahi. Gerçekten şekli evet. Ama aralara sıkıştırabilirdim ama çok sıkışıklı istemiyorum. Evet, yeterli olacak da bizim daha için. Daha güzel bir şekilde pişer aslında. Daha sağlıklı bir şekilde kızarır. Evet, fırınımızı attık efendim. Şöyle içimizi de artan içimizi koyacağız. Evet. Program esnasında küvet aradım. Küvede ayırmışım oraya. Başka küvet çıkardım. Gördün mü? Evet. Bir de Milat Bey endişe hakkında eğer zamanımız varsa neler var yapabiliriz? Bunlarla ilgili konuşalım. Evet, endişe duygusuna hakimiz. Bizim için önemli olan kronik endişe mi yoksa akut bir endişe mi? Bunu ayrımını yapabilmek önemli. Mesela demin önce dedik ki obsesif kompulsif sürekli o duygular halinde, olumsuz duygu ve düşünce halinde olmaktır. Aslında bizim eğer akut bir endişeye sahipsek eğer bu tabii ki zihin yönetilebilir Milat Bey. Beyin yönetilebilir, zihin eğitilebilir. Çünkü bilimsel araştırmalara göre bu da aslında kanıtlanmıştır. Herhangi bir olumsuz düşünceye sahip olduğumuz zaman beynimizdeki nöron ağlar tarafından buna yakın olumsuz duygu durumları ve düşünceler aslında beynimize eklenilebiliyor. Ve böyle bir durumda aslında bunun tam tersinde düşünebiliriz. Olumlu duygulara sahip olup olumlu duyguları düşünerek de bizler endişemizi yönetebiliriz, zihnimizi yönetebiliriz. Ve bunun bize çok büyük bir katkısı olacaktır. Aslında endişeli hissettiğiniz durumlarda şunu yapmalarını öneriyorum mesela danışanlarıma. Acaba bu endişe düşüncesi gerçeklik bir payı var mı? Ya da bunun benim için pozitif bir katkısı var mı? Ya da bu gerçekten gerçeklik payı var mıdır? Bu benim başıma gelebilecek bir şey mi? Bu aslında gerçeklik payını düşünmek, burada bunu idrak edebilmek ve bunun ayrımını yapabilmek çok önemli. Kesinlikle. Bu düşünceyi eğer somut bir hale getirebilirsek mesela endişeli düşüncem var ama evet bu düşünceye sahibim ama bununla beraber benim yapabileceğim mutlaka bu düşüncemi değiştirebilecek şeyler de yapabilirim. Yani somut bir eyleme geçmem gerekiyor. Bunun için de ne yapabiliriz? Mesela spor. Bu aslında psikolojik sağlığımız ve bedensel sağlığımız için spor bizim için vazgeçilmezdir Milat Bey. Bir yürüyüşe çıkmak, endişeli düşünceler hakim olduğu zaman evet, bir yürüyüşe çıkmak ya da nefes egzersizlikleri yapmak, meditasyon yapmak veya ılık bir duş almak endişe durumundan biraz da olsa bizi bir kurtarıcı bir haline gelecektir. Evet. Hocam birkaç sorumuz var. Tabii ki alalım. Hayli Yayınlar Gökçe Hocam demiş, sizi ilgiyle izliyorum. Benim sorum hocam demiş, hayat insana hep olumsuz davranırsa yani kişinin her zaman attığı adımlar olumsuzluk da sonuçlanırsa hani derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
Bu insan artık olaylara karşı olumlu olamıyor. Sürekli hayatını kendisine negatifte cevap vereceğini düşünüyor. Bu hastalık derecesinde endişeye mi girer demiş. Hayır, bu kendisini kurban rolünde görmek olur Milat Bey. Çünkü eğer herhangi bir olumsuz durum yaşıyorsanız mutlaka bunun altındaki nedenleri araştırın ve gittiğiniz yolu değiştirin. Eğer siz o yolunuzu değiştirirseniz ve bu olaylara da yaklaşım şekillerinizi değiştirirseniz kesinlikle oradan bir kurtarılma çabasını göreceksiniz Milat Bey ve bu sürekli böyle devam etmeyecek. Kesinlikle burada ya yanlış bir yolda yürünüyor, ya sürekli aynı şeyler yapılıyor ya da hayatta bazı kişiler kendisini hep kurban rolünde görüyor. Yani sürekli şikayet ediyor ve bundan besleniyor. Kendisini mağdur rolünde gösteriyor ve konfor alanından çıkamıyor Milat Bey. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Son soruma müsaade var mı? Evet. Hocam kısa olsun ne olur. Tabii ki. Hocam endişeli olmak yani her olayda en olumsuz düşünerek hazırlanmak biraz daha tedbir değil midir? Yani bireylerin daima bir B planı olması gerekmez mi? Her zaman olumluyu beklemek sonunda hayal kırıklığı getirmez mi demiş. Bu da son sorumuz olsun. Evet. Bana kızacak diyorsa da yiyeceğim. Evet, bizim bir B planımız olması gerekiyor ama şu da vardır. Hayat belirsizlikten ibarettir Milat Bey. Kul plan yaparmış derler ya, hani Allah-u Teala o planı evet bozarmış. Yani bizim aslında her şeyden önce bir plan yapmak, her şeye bir yaklaşımla hayatta kalabilmek için aslında bu B planı dediğimiz bizim hayattaki başarılarla yani mesleğimizle alakalı ya da evliliğimizle alakalı, bunlar ikisi birbirinden farklı durumlar. Endişe sürekli olumsuz duygu ve düşünceleri düşünerek kişinin kendisini yıpratması ve o sadece onlara sahip olarak hayatta kalabileceğine inanması ve bu durumu değiştirebileceğine inanması. Hocam çok teşekkür ediyorum. Harikaydı bugün gene bu konumuz. Efendim bugün konumuz endişe, kaygı ve korkularımızdı. Korkuydu. Gökçe Hocam, aile danışmanımız Gökçe Aydın'la beraberdik. Hocam şu anda bürosunda değil, onu da söyleyelim. Online. Hocam online şeyini evet söyler misiniz? Aile terapisti Gökçe Aytekin. Aile terapisti Gökçe Aytekin. AYT. Çok uzun yapmışsın hocam. Evet. Efendim Gökçe hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arasına. Mantımızı da şöyle hazırladık. Fırına attık. Yoğurt karışımımızla sarımsaklıyoruz. Birazdan da ikinci bölümümüzde de çorbamızı yapacağız. Domates çorbasını. Şimdi kısa bir aramız. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz efendim. Gökçe hocamızı yolcu ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önemli konulara değindik. Bugün endişe, kaygı ve korkuyu ele almıştık Gökçe hocamla. Konuğumuz değişti. Her perşembe olduğu gibi yine bizlerle efendim çok değerli hukukçumuz, avukatımız Fadile Sakı hocamla beraber. Evet. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin. Hocam mantı seviyor musun mantı? Tabii ki seviyorum. Mantı ama bak şey mantısı, sosyete. Bir de bu işin sosyetesi varmış. Tabii. Sosyete mantısı koyduk fırınımızda. Şöyle bir kontrol edelim. İlk bölümde yaptık, hazırladık. Pişiyor şu anda zannediyorum. Şeye doğru pişecek inşallah diyelim. Şimdi bir de neyimiz vardı? Sosyete mantısının yanına bir domates çorbası böyle. Hı-hı. Kaşarlı, güzel, sıcak. Kış aylarında olmazsa gayet olmaz. Güzel, değil evet mi? Ben gerçi tavsiye edeceğim. Şimdi biliyorsunuz bu dönemin domatesleri çok iyi değil. Çok fazla sulu. Lezzetli değil değerli izleyenler. Evet, malzeme listemiz geldi. Ben de oradan okuyayım istiyorum. İlk bölümde okuyamamıştık. Malzeme listemizi de okuyalım. Sosyete mantımızın malzeme listesi efendim. 300 gram kıymamız vardı. 3 adet böreklik yufka, 1 baş soğan, sıvı yağ, yoğurt, tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. Sosyete mantımızın malzemeleri. Bir deneyimiz vardı, domates çorbamız. Hemen onun malzemeleri geliyor. Domates çorbamızın malzemeleri. 4 adet domates, sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, kaşar peyniri, kırmızı toz biber, karabiber, pul biber ve tuz.
Efendim marketlerden temin edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi rendelenmiş domates, yazdan rendelenmiş domateslerimiz var. Ben onunla yapacağım. Tavsiye ediyorum. Bu zamanın domatesleri çok iyi değil biliyorsun. Sezonunda güzel olduğu için aslında. Evet. Valla hocam çok daha fiyatlar çok abartı tabii domates fiyatları. 4 tane domates 1 kilo geliyor zaten. 1 kilonun fiyatına rahatlıkla bir rendelenmiş domates alabilirsiniz bu çorba için derim. Evet efendim bugün konumuz Fadile hocamla önemli bir konu. Biliyorsunuz hak sahiplikleri bu 6 Şubat depremi Kahramanmaraş merkez üssü depremde açıklandı hak sahiplikleri. Ama birçok itirazlar var, birçok sorular var. Bunları dile getireceğiz. Efendim yıkım kararları, haksız yere yıkım kararları nerelere başvurulabilir? Bunları değerli avukatımızla, Fadile hocamla sohbet edeceğiz. Nasıl bir yol izleyeceklerini konuşacağız değerli avukatımızla. Efendim mirasta hak sahipliği nasıl oluyor? Miras sahibi hak sahibi olabilir mi? Bunları değerli avukatımız Fadil hocamla evet. sohbet edeceğiz. Ben önce bir hak sahipliği nedir? Hak sahibi nasıl olunur? Hak sahibi olabilmek için neler gerekiyor? Nasıl itiraz etmek gerekiyor? Bu süreci anlatması için ben sözü veriyorum. Bu arada domates çorbasına başlıyorum hocam. Tamam. Sonunda güzel bir domates çorbası içelim. Sıcak evet, sıcak. Siz başlarken ben Eyvallah. Bunu konuşayım o zaman. Lütfen. Şimdi aslında hak sahipliğinde şu durum var. Biliyorsunuz hak sahipliği başvuruları başladı. İşte açıklandı, itiraz evet. süreçleri falan devam ediyor. Şimdi hak sahiplikleri neden şurada önemli? Biliyorsunuz hak sahipliğinin çıkması için kişinin evinin ağır hasarlı olması, kendisinin veya Kesinlikle. Eşinin üzerine başkaca bir hasarsız evin olmaması gerekiyordu aynı bölgede. Ama şimdi tabii bunlar tapu üzerinde genel geçer bilgilerle kontrol edildiği için mesela normal şartlarda hak kazanan vatandaşların belki bu hak sahipliği reddedilmiş de olabilir. Şimdi burada nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? İtirazı mutlaka yapmaları gerekmekle birlikte şöyle bir durum da söz konusu oluyor. Mesela itiraz etmişlerdir. İtirazın sonucunda da yine red kararı çıkmıştır. Evet. İşte artık o zaman 60 günlük dava sürecini kaçırmaksızın dava açmaları gerekiyor hak sahipliği Hocam sindiresiniz de işleyelim bu konuyu. Tabii. Çünkü bu gerçekten birçok insan mağdur. Aynen. Neredeyse en azın yarısı yıkıma gitti. Evet kesinlikle. Evet. Şimdi şöyle bir durum var Milat Bey. Önce ben hak sahipliğini anlatayım. Bu arada izleyicilerimize şunu da söyleyelim. Hak sahipliği başvuru süreci geçti biliyorsunuz. Geçti evet. Açıklandı ve itirazları falan yapıldı bunların. Ama şöyle bir durum var. Hala mesela hak sahipliğine başvurmayan vatandaşlarımız var. Çok Şimdi doğru. bazı çevre illerde şöyle bir şey oldu. Ek süreler verildi. Mesela günlük açılan hak sahipliği evet. başvuruları yapıldı bunlarda. Şimdi mutlaka onlarla ilgili vatandaşlarımız avukatlarıyla koordine halinde olsun. Avukatı olmayanlar da mutlaka bu alanda çalışan avukatlarla iletişim halinde olsun. Çok doğru. Yerinde Çünkü bir şey söylediniz. Evet, AFAD'da bunlar açıklanır açıklanmaz biz kendi müvekkillerimizin adına ya gidip başvuru yapacağız ya da müvekkillerimizi buralara yönlendireceğiz. Evet. Şimdi hal böyle olduğunda yine Elazığ'da da biz bekliyoruz ki mutlaka tekrar hak sahipliği için süre verilecek. Bunu da söyleyelim. Ben de bir bilgiye sahibim. Ben de bir hak sahibi olarak. Her ilin kendi AFAD kendisi karar veriyor. Evet. Yeni bir ek süreyi. Evet. evet. Ek süreyi ve bakanlıktan onay alıp bunu açıklıyor. Şimdi bazı çevre illerde bunlar yapılmaya başlandı. Dolayısıyla Elazığ'da henüz daha bunun süresi ve ne zaman olacağı belli değil. Evet. Ama biz yakın zamanda olacağı kanaatindeyiz ve beklentisi içerisindeyiz. O yüzden mutlaka izleyicilerimiz burada kendileri olur, yurt dışında, il dışında akrabaları olur. Bunları da mutlaka haberdar etsinler ve avukatlarıyla iletişim halinde olsunlar. Onun mutlaka süresi geldiğinde gidip başvurusunu yapsınlar. Bir de şöyle bir durum var. Mesela biliyorsunuz Elazığ 2 yıl arayla büyük depremlerle sarsıldı. Ve biz şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela önceki depremde 2020 depreminde ağır hasar verilmiş binaya. Ya da az hasar verilmiş ya da orta hasar verilmiş gelmiş ikinci deprem döneminde değişiklik olmuş. Mesela ilkinde ağır hasarlı olan binaya Maraş depreminde az hasar verilmiş ya evet. da orta hasar verilmiş. Şimdi bu tarz durumların yaşandığı işte yıkım kararlarının verildiği veya bu sebeplerle hak sahipliklerinin çıkmadığı söz konusu olabilir. Bunlarda da mutlaka hak sahipliği almak istiyorlarsa vatandaşlarımız daha önce orayla ilgili bir hak sahipliği almadılarsa mutlaka bu ek süreleri değerlendirip hak sahipliği başvurusunda bulunsunlar. Mesela kişi diyor ki evet benim evime ağır hasar verilmedi. Benim evim az hasarlı veya işte hasarsız verildi ya da orta hasar verildi. Ama benim evim kesinlikle ağır hasarlı. Benim de hak sahipliğine sahip olmam gerekiyordu. Bu durumda da dava yoluna gidebilmesi için vatandaşımızın mutlaka öncesinde hak sahipliği başvurusu yapmış olması gerekiyordu. Bakın bunu tekrar ediyorum. Siz evinizin ağır hasarlı olduğunu düşünüyorsunuz.
Ama Çevre ve Şehircilik tarafından yapılan tespitlerde eviniz az hasarlı, hasarsız veya orta hasarlı tespit edilmişse sizin yine bunun tespitini düzeltebilmek için ve hak sahibine hak kazanabilmeniz için hak sahibine başvuru yapmanız ve bu başvurunuzun reddedilmesi gerekiyor. Evet. Reddedilmeden sonra isterseniz itiraz edin veya etmeyin. Siz oradan bir tane red kararı aldıktan sonra artık biz onunla dava açıyoruz. Dava açtığımızda hem sizin evinizin hasar tespitini yeniden yapıyor mahkeme, hem de eğer ağır hasarlı çıkarsa size hak sahipliği tanınmasını sağlıyor bu işlem. Dolayısıyla eviniz ağır hasarlı olduğu için artık siz hak sahipliğiniz reddedilmiş olsa da o red kararı kalktığı için hak sahipliğinden faydalanabileceksiniz. Evet, doğru. Bu yüzden mutlaka izleyicilerimiz eğer böyle bir durumla da karşı karşıyalarsa bu ek süreleri değerlendirip hak sahipliği başvurusunda bulunsunlar. Bunlar çok önemli. Şöyle bir de önemli Milat Bey. Mesela önceki depremde ağır hasarlıdır. Yıkım kararı verilmemiştir. Bu depremden sonra biliyorsunuz artık hepsi şehir alanında temizleniyor, yıkılıyor. Yıkım kararı verilmiştir. Ama mesela siz evinizin ağır hasarlı olduğunu düşünmüyorsunuz. Bu yıkım kararının gereksiz olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Elazığ depreminde ağır hasarlı verilip Maraş depremi sırasında yapılan tespitlerde ise aynı eve az hasarlı veya orta hasar verildiği olmuş. Çok doğru. Şimdi bu tarz durumlarda ne yapacaksınız? Yıkım kararına karşı dava açmak zorundayız. Yıkım kararları da biliyorsunuz öncelikle muhtarlarda ilan ediliyor muhtarlıklarda. Akabinde sizin evinizin kapısına bir yıkım kararı asılıyor. O yıkım kararında denir işte 10 gün içerisinde burayı tahliye edin, yıkımı gerçekleşecektir. Siz o yıkım kararını görür görmez mutlaka hemen avukatınıza gitmelisiniz. Yürütmeyi durdurma talepli bir idare davası açılmalı ki yürütmeyi durdurma kararı verilirse onun değerlendirme aşamasına kadar bunlar devam etsin bu şekilde. Hal böyle olunca da vatandaşlarımızın bu sürelere çok dikkat etmesi gerekiyor ama bunlar çok teknik konular da olduğu için Milat Bey vatandaşın bunları bilmesi. Hocam bilmesi de gerekmiyor bilmesi, aslında bir hukukçuyla yola çıkmaları aynen, gerekiyor. Bakın burada bir avukatla çalışmaları az bir gerekiyor. Meblağ değil bu bahsettiğimiz meblağlar bir kesinlikle, ev söz konusu. Kesinlikle. Bir de şunu da söyleyeyim sürece gittikçe yaklaşıyoruz biliyorsunuz 6 Şubat'a çok az kaldı. Evet. Şimdi 6 Şubat'tan sonra belli şehirlerde bir iki ay. Mesela Elazığ gibi daha az etkilenen şehirlerde ise çok daha az bir süreyle bu mahkemede dava açma süreleri durduruldu. Evet. Yani ortalama olarak 2 aylık gibi bir sürenin varlığından bahsedelim biz. Şimdi biliyorsunuz bizi çevre illerden de izleyenler var. Evet. İlimizde de pek çok çevre ilden gelip ikamet edenler var. Vatandaşlarımız bu konuda komşularına ne bileyim böyle komşusu vardır, tanıdığı vardır, il dışında, yurt dışında akrabası vardır. Bu Elazığ'da olur. Gerçi Elazığ'da Maraş depreminde pek bir su yıkım vermeyi yaşanmadı. Unuttum, gıcık yaptı herhalde hocam. Ay, çok ne kadar ince düşünceliyim farkındasın değil mi evet, hocam? Evet çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonrasında da biliyorsunuz çevre illerde özellikle çevremizde Malatya'da ve diğer illerde pek çok yıkım yaşandı. Evet. Ve bu yıkımda pek çok insan hayatını kaybetti. Şimdi burada şöyle bir durum da var Milat Bey. Hani yıkımlardan bahsetmişken bunu da araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü çok az bir süre kaldı vatandaşlarımız hak kaybına uğramasın. Şimdi burada diyelim ki bir vatandaş enkazın altında çocuğunu kaybetti. Annesini evet. kaybetti veya babasını kaybetti veya eşini kaybetti. Bu kişi bu kaybı sebebiyle devlete karşı yani daha doğrusu idareye karşı bir tazminat davası açabiliyor. Bu tazminat davasının adı da destekten yoksun kalma tazminatıdır. Yani maddi tazminattır. Bir diğeri de manevi tazminattır. Evet. Bakın bu tazminatlar çok ciddi oranlarda tazminatlardır. Yani bizim bahsettiğimiz şey böyle 10 bin, 20 bin, 100 bin liralık değil. Yani hesaplamalara göre 500 bin, 600 bin belki duruma göre 1 milyonluk tazminatlardan bahsediyoruz. Çok doğru. Çünkü destekten yoksun kalma tazminatını da kim açabilir? Sizin çocuğunuz açabilir mesela. Eşiniz vefat etmişse eş olarak siz açabilirsiniz. Anneniz babanız vefat etmişse çocuğu olarak siz açabilirsiniz. Aynı evde yaşıyorsunuzdur, bekar kardeşlerdir, diğer kardeşler açabilir. Çocuğunuzu kaybettiyseniz annesi babası olarak siz açabilirsiniz. Yani mesela bazen şöyle oluyor. Bir kadın 2-3 tane çocuğu enkaz altından çıkmış ama kocası vefat etmiş. Bakın bu kişi hem kendisi adına hem çocukları adına eşi sebebiyle ve çocuklarının babası sebebiyle pek çok ayrı kalem adı altında destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecektir. Ayrıca
Bu deprem anında yıkılan binaların ceza dosyaları resen açıldı. Evet. Takibi de yapılıyor. Yani duruşmaları falan da verilmeye başlandı özellikle çevre illerde. Bu konularda da mutlaka bu vatandaşlarımız bu dosyaları, bu davaları bir avukat aracılığıyla takip etsinler. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Neden derseniz bu idareye karşı açılan tazminatlarda kusur bölünmesi yapılıyor. Nasıl mesela? Diyor ki burada yer etütü yapmamış işte ya da imara açmış. İşte %25 belediyenin kusuru var. %50 bakanlığın kusuru var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın. Veyahut oraya başkaca işlemler yapıldıysa %25 de müteahhitin kusuru var şeklinde kusur tespitleri yapılmaktadır. Hocam sen şeker kullanmıyordun mu? Yok kullanmıyorum. Evet, bu şekilde tespitler yapıldığından dolayı tazminatlar da tespit edilebiliyor. Ama bizim gözlemlediğimiz bakın bir yıl geçmiş olmasına rağmen neredeyse hala bu davaları açmayan, takibini yapmayan, idareye başvurmayan vatandaşlarımız var. Evet. Bu davalardan çok ciddi tazminatlar alırsınız. Şimdi ben böyle söyleyince bazen insanlar şunu söyleyebilir. Ya işte yakınını kaybetti. Hani tazminat mı umurunda? Evet hiçbir hocam, maddi... Hocam mal canın yongasıdır. Yani hayatta devam ediyor. Evet. Kesinlikle böyle hiçbir düşünmemek lazım. Maddi manevi kayıp maddi bir getiriyle yerine konulamaz ama şunu da düşünmeniz lazım. Şimdi siz çocuğunuz ortada kalmışsınız, eşiniz vefat etmiş, bir tek eşiniz çalışıyordu. Evet. Şimdi o çocuğa kim bakacak şu anda? Kesinlikle. Devletten destek almazsanız ne olacak? Bir de biz bazı vatandaşlarımızla şöyle söylemlerle karşılaştık Milat Bey. Ya işte ben devlete karşı dava açmak istemiyorum, devlet sonra bana hak sahipliği vermez. Yani bu cahilce düşünceye nasıl sahip oldu vatandaşlarımız bilmiyorum. Çünkü bakın bunu bütün izleyicilerimize, bütün vatandaşlarımıza söyleyeyim. Zaten devlet kendisi dava açın diyor. Bakın diyor ki benim ilgili kurumlarıma önce başvuru yapın. Tazminat talebinde bulunun. Benim kurumlarım bunu ödemek zorunda. Eğer kurumlarım ödemezse siz 60 gün içerisinde dava açmak zorundasınız diyor. Kuruma başvuru. 30 gün bekleyeceksiniz. Eğer kurum ödemezse de 60 gün içerisinde dava açacaksınız. Eğer 60 gün içerisinde dava açmazsanız bir daha da benden bu konuda herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız diyor. Yani size TOKİ'de hak sahipliği verilmesi ya da işte kira yardımı yapılması ya da bir yakınınız vefat ettiği için devletin herhangi bir yerinde aldığınız yardım bu durumu etkilemiyor. Bu çok farklı bir şeydir. Bu çok farklı bir şeydir. Çünkü siz bu tazminatı devletten aldığınızda devlet de kanun gereği bunu ilgili personeline, kusurlu olan personele rücu ediyor. Çünkü neden? Şimdi devletin kendisi gidip de orada tespit yapmıyor ki. Her birimin mutlaka orada görevli bir memuru, bir çalışanı, bir işçisi var. Çok doğru. Dolayısıyla o kimin imzası altındaysa devlet de sonra diyor ki bak diyor buranın altında senin imzan var. Sen bana bu kadar zarara mal oldun. Dolayısıyla ben de sana bunu rücu ediyorum diyor. Hocam bir de şu durumlar var. Bunları dile getirmekte fayda var. Benim başıma geldiği için. Bu Elazığ depremi yani 28 ayı kaçıydı 28 Ocak. Şeyde mi Elazığ depremi evet. Evet 28 Ocak. O deprem sonrasında adres değişiklikleri söz konusu evet. oldu. Ondan dolayı bu ikinci depremde eski adresle yeni adres arasında problemler yaşandı. Evet. Yani çevre ve şehircilikte eski adresler, AFAD'da yeni adreslerden dolayı hak sahibi olamayan vatandaşlarımız söz konusu oldu. Bunların da işte hak sahiplikleri bu şekilde reddediliyor ya. Mutlaka burada da eğer bu sebeple yaşıyorsanız gidip bir belediyede kontrol etmeniz lazım. AFAD'da da adresi kontrol etmeniz lazım. Birbiriyle uyuşuyor mu? Eğer uyuşmuyorsa sizin itirazda bu uyuşmazlığın sebebini anlatmanız lazım. Kesinlikle. Buna rağmen yine reddedilirse bu kez dava açmanız gerekiyor. Bakın bunlar çok ciddi. Hak kayıplarıdır. Telafisi olması imkansız artık yani süresi geçtikten sonra mümkün olmayacak durumlardır. O yüzden mutlaka vatandaşların bu konuda en ufak bir şüphesi varsa bu alanda çalışan avukatlara ulaşması gerekiyor. Çok doğru. Bu yüzden de ben özellikle söyledim bu olayı. Bir avukat. Çok haklısınız evet benim aklımda yani değildi. Bu tip problemler Elazığ'da hat safhada. Onu da söyleyeyim değerli izleyenler. Bayağı sorunlar var. AFAD'la şimdi suçu AFAD çevre ve şehirciliğe. Çevre ve Şehircilik AFAD'a yüklüyor. Evet. Bu konularda sorun oluyor. Vatandaş mağdur oluyor. Mesela bu hak sahipliğinden kira yardımları alamıyorlar. Birçok evet. insan. Evet. Bu konuda buradan da dile getirmek istedim. Tamamen bunların elinde de değil. Şimdi AFAD diyor ki evet biz biliyoruz bu doğru. Sizin söyledikleriniz doğru. Ama merkezi sistemle yani Ankara'ya bağlı oldukları için Ankara'dan sistemin yenilenmesi gerekiyor. O da yenilenmeyince, bildirilmeyince büyük sorunlar oluşuyor. İşte orada şöyle bir sıkıntı yaşadık. Belediye hem çok geç numaralandırma yaptı, maalesef. Hem çok geç ulaştırdı. Çünkü 2 yıl geçmiş bir deprem sonra başka bir deprem oldu. Belediyenin bu numaralandırmaları yapar yapmaz diğer bütün kurumlara bildirmesi gerekiyordu. Evet.
Şimdi bunları yapmadığı için mesela biz mahkemelerde de tebligatların yapılmasında çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok ciddi zaman kayıpları, hak kayıpları yaşandı. Yani burada evet artık kurumlar arası bir sıkıntı söz konusu olduğu için vatandaşların daha fazla mağdur olmaması da gerekiyor. Bu sebeple de mutlaka yani takibini de bizzat kendileri yapmak durumundalar artık. Eğer bunu yapmazlarsa çok ciddi kayıplar yaşayacaklardır. Bir diğer benim özellikle de bahsetmek istediğim Milat Bey şöyle bir durum var. Mesela vatandaşımız depremden Allah'a şükürler sağ kurtulmuş. Hak sahipliğini de başvuru yapıyor. Kendisine hak sahipliği çıkıyor. Ama hak sahipliği çıkıp evi daha teslim edilemeden başlayamadan vefat ediyor. Bu durumda düşünün ki bir kişinin hak sahipliği var. Miras hakkı oluyor. Mirasçılarına bu hak sahipliği teslim edilebilir mi? Şimdi bu da çok önemli bir konu. Çok önemli hocam. Evet. Burada da şunu yapmanız gerekiyor. AFAD şunu yapıyor. Bunun yasal mirasçılarını buluyor. Veraset ilamında. Şimdi burada eğer siz bu kişinin yasal mirasçısıysanız AFAD size tebligat çıkartıyor. Ama mesela düşünün ki bu kişinin 4 tane çocuğu var. Evet. Üçüne tebligat ulaşmış, birine ulaşmamış. AFAD şuna bakmıyor. Tebligat usulüne uygun yapılmış mı? Ya da ulaşmış mı? Ya da neden iade dönmüş? Mesela düşünün ki adres eksikliği yüzünden geri dönmüş. Ya da adamın mühendis adresi var ama o AFAD'da kayıtlı eski adresine yapmışlar. Şimdi bu durumda 4 kardeşten 3'ü o hak sahipliğini devam ettirip gidip başvuru yapıp alabiliyor ama bir kardeş alamıyor. Şimdi böyle durumu yaşayan vatandaşlarımız varsa onlar da mutlaka avukatlarıyla iletişim kursunlar. Biz bakıyoruz tebligatlara, tebligatlar usulüne uygun yapılmış mı? Yapılmışsa yapacak bir şey yok zaten. Eğer yapılmamışsa o zaman biz de hemen hak sahipliğine karşı dava açıyoruz. İdare mahkemesinde ve akabinde de mahkemeler %99 bu yönde olumlu karar veriyor ve kişi tekrar hak sahipliğini kazanma durumu söz konusu oluyor. Yani burada eğer benzer bir durum yaşayan izleyicilerimiz varsa mutlaka avukatlarıyla iletişim kursunlar. Kesinlikle. Çünkü AFAD da bu şekilde usulsüz yani usule uygun ya usulsüz dediğim de şöyle kanuna uygun yapılmayan tebligatlar, takip edilmeyen tebligatlar olduğu için ciddi hak kayıplarına sebebiyet veriyor. Bu yüzden de bu işin de iyi takipçisi olmak gerekir. Bir diğeri de mesela kişi aslında yasal mirasçısı değildir ama bu kişi vefat etmeden önce vasiyetname düzenlemiştir. Yani atanmış mirasçıdır. Bu kişinin de gidip kendini AFAD'da yazdırması gerekiyor. Bakın ben bu kişinin atanmış mirasçısıyım. Bana vasiyetnameyle mesela bu ev miras bırakılmıştı veya başka bir yer miras bırakılmıştı. Şimdi buradan çıkan hak sahipliğinden bana pay verilmesini istiyorum ya da bana da hak sahipliği hakkı verilmesini istiyorum diye kendisini orada mirasçı olarak kaydettirmesi gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz Elazığ çok fazla il dışına ve yurt dışına göç veren bir il. Evet. Bu durumları yaşayıp da başına gelen ya da yakının başına gelen ama yurt dışında olan kişiler veya il dışında olan kişiler varsa onlar da bir avukata, bakın avukata diyorum başka birine çıkaramıyorsunuz çünkü. Bir avukata vekaletname çıkartarak bu işlemlerin takipçisi olabilir ve hemen bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Bu konuda da mutlaka izleyicilerimizin yani vatandaşlarımızın daha doğrusu hassas olması gerekiyor. Bu süreler çok önemlidir. Bu sürelerin kaçırılmadan mutlaka başvuruların yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Kusura bakma bu arada çorbayı da şey yapıyorum. Estağfurullah. İyi ama nasıl? Hocam haftaya sen yapıyorsun değil mi? Haftaya ben yapıyorum. Söz mü? Söz. Tamam. Menümü de hazırladım aklımda. Söyleyelim mi menüyü? Yok şimdi söylemeyelim. Belki bir iki küçük değişiklik yaparım çünkü. Yapabiliriz. Evet. Eyvallah. Vallahi güzel bir çorba olacak hocam. Bizimle. Bence de. Evet. Öyle. Bence de gayet güzel bir çorba. Valla hocam herhalde beceriyorum ya. Yapıyorsunuz bu işi Milat Bey. Yapıyorum bu işinizi. Şöyle. Evet. Şimdi hocam dediniz ya mirasta. Evet. Bu konuda mesela bu tip sorunlardan dolayı bir mülk, bir ev birkaç kişinin elinde. Evet. Atıyorum. Evet. Birkaç kişinin hissedar. Şehir dışında ya da ülke dışında evet. Kişi. Evet. E-Devleti'ne bakıyor. Evet. E-Devleti'nde hafif hasarlı diye geçiyor. Evet. Ve şeyi kaçırmış oluyor. Süreyi kaçırmış oluyor. Süreyi kaçırmış oluyor. Evet. Ama halbuki hak sahibi. Evet. Bazı sorunlardan dolayı. Evet. Oraya öyle geçmiş. Oraya öyle geçmiş. Ve şimdi müracaat etmiyor ya da etme gereği duymuyor. Benim evim diyor. As hasarlı. Kiracıda as hasarlı diye geçiyor ya da hasarsız diye geçiyor. Evet. Müracaat etmiyor. Bu tip durumlarda süreyi geçirdi.
ne yapması gerekiyor? İşte bunlarda şu var, süre geçecek ya. Ek süreler başlayacak ya. Evet. Mutlaka bu ek sürelere başvuru yapması lazım. Şimdi yurt dışında olanların şöyle bir durumu var Milat Bey. Onlarda haklı bir sebep varsa eğer, yani yurt dışına girmedilerse, haberdar evet. olabilecek durumda değillerse, o zaman biz onlarda yine başvuru yapıyoruz AFAD'a. Evet. Reddedildiğinde ise buna karşı dava açıyoruz. Mahkemede eğer gerçekten şartların oluştuğuna kanaat getiriyorsa hak sahipliğinin verilmesi yönünde karar veriyor. Yönünde, evet. Evet. Hocam bunlar çok önemli konular. Çünkü evet çok ciddi bu konuda mağduriyetler oluyor. İnsanlar haklarını. Bundan dolayı ben üzerinde durmak istiyorum. Ya ben burada bütün mesela kendi müvekkillerime de yakınları işte yurt dışında olup beni arayan pek çok müvekkilim var mesela. Ben onlara da söylüyorum. Yani diyorum ki evet. sadece buna güvenmeyin. Varsa bir yakınınız gitsin baksın askıda ya da gitsin kontrol etsin. Ya da kiracınızla güveniyorsanız, irtibat halindeyseniz o. Hiç kimse yoksa oradan bize vekaletname gönderin. Biz bu işlemleri yapalım bakalım. Hani gerçekten az hasarlı mı, ağır hasarlı evet. mı? Hak sahipliğine kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Çünkü bunlar çok ciddi hak kayıplarına sebebiyet Kesinlikle. Veriyor. Bir de biliyorsunuz Milat Bey, şimdi depremzedesiniz, eviniz yıkılmış, her şey yıkılmış. Zaten Elazığ'da ev fiyatları da normal fiyatlar almış başını gitmiş durumda. Dolayısıyla vatandaşlarımız bir yerde de hak sahipliğinin çıkmasına aslında muhtaç durumda. Evet, yani doğru. Dolayısıyla bu kaçırılabilecek bir süre veya görmezden gelinebilecek bir süre değil açıkçası. Şimdi hocam ben şeyi de merak ediyorum. Bu az önce bahsettiğimiz sorunlar oldu ya. Evet. Bu yüzden bazı haklarından mahrum kaldı hı hı. insanlar. Evet. Atıyorum mesela kiralarını alamadı 8-9 evet. ay. Evet. Ama dışarıya bir kira ödemek zorunda. Hı hı. Yani evet. bir nasıl diyeyim haksızlık kayıp sebebiyle. Yaşıyor. Kayıp sebebiyle. Şimdi yaşıyor. Burada eğer. Bu konularda dava açabilir evet. mi? Şimdi eğer burada yaşadığı mağduriyetin sebebi kendi değilse. Evet. Mesela bu nasıl? Mernis adresini. Sorumlu. Çevre evet. şehircilik olabilir, mesela, AFAD olabilir, belediye de olabilir. Aynen mesela şöyle düşünün. Mernis adresini vatandaş kendisi güncellememiş. Evet. Biliyorsunuz ki bu işlemler genelde Mernis adresi. Şimdi burada artık sorumluluk vatandaşındır. Yani o gidip de idare aleyhine dava açamaz. Ama nedir? Belediye numaralandırmayı yapmıştır, AFAD'a bildirmemiştir. AFAD orada yanlış bir işlem yapmıştır. Ama vatandaş üstüne düşen bütün itirazları her şeyi durumuna göre yapmıştır. Bu durumda eğer yaşadığı bir hak kaybı varsa tabii ki tazminat şeklinde hak kaybı talebi, yaşıyor. Tabii yani, talep olarak. Mesela, aslında bakarsanız. Nüfusta adresi yeni adresine tabii, geçiyor ama çevre ve şehircilikte eski adresi eski geçiyor. Adresi Şimdi geçiyor. Bunların hepsi eğer varsa burada evet idarenin sorumluluğuna gidiyor. Zaten temelde Milat Bey şu mesela hak sahipliğiniz reddediliyor ya. Şimdi biz evet. orada dava açıyoruz. Şimdi biz de hukukçu olarak bakıyoruz. Tamam. Dava açıyoruz da şimdi bu vatandaşı boşu boşuna zarara uğratmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü davası reddedilirse hem kendisi bir avukatlık ücreti ödeyecek, hem mahkeme masrafı ödeyecek, hem de kaybı halinde devletin avukatına karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalacak. Evet, çok... Yani bu bugünkü şartlarda bir bakarsanız, nereden bakarsanız 40-50 bin lirayı bulur en az. Evet. Aynen, yani bu şartlarda düşündüğünde vatandaşı mağdur etmenin de anlamı yok. Biz bakıyoruz eğer şartlar oluşmuşsa bu kişiye bir hak sahipliği verilecekse bu hak sahipliği neden verilmemiş? İdarenin eksikliğinden dolayı verilmemiş. Dolayısıyla zaten bunun da temeli idarenin eksikliğine dayandığı için her türlü idarenin eksikliğinden dolayı yaşadığı sıkıntılar için dava yoluna gidebilir vatandaşlar. Dava yoluna gidebilir. Evet. Şimdi hocam diyelim ki kişi hı hı. evet çevre ve şehircilik bir X biliyorsunuz iki aşamalı bir itiraz edilip tekrar evet. evler incelendi. Evet. İnsanlar evlerinden aslında evet. Bunlar çok yaşandı. Hı hı. Ağır hasar verildi, itiraz ettiler hafif hasara çevirdi. Hafif hasara Ama şey. Bir binada 12, 15, 18 evet. daire oturuyor. Evet. Ya benim evim sağlamdı. Evet. Bana birileri araya girdi, aracı oldular, hı hı. ağır hasar verdiler, evimden oldu. Hı hı. Yani bu konularda da... Şimdi bunu ispatlayabilmesi lazım. Nasıl ispatlayacak? İspatlayabiliyorsa işte? Ne ala. Ha, bunu nasıl ispatlar Milat Bey? Ya şimdi şöyle, ev normalde ağır hasarlıdır. Ağır hasar verilmiştir ama vatandaş evinin ağır hasarlı olduğunu düşünmüyor. Bu durumda yıkım kararı geliyor ya. Evet. Siz yıkım kararına karşı idarede yürütmeyi durdurma talepli dava açıyorsunuz. Evet. Böyle olduğunda mahkeme karar verirse yıkım duruyor. Yani o bina yıkılmıyor. Mahkeme gidiyor orada tespit yaptırıyor bilirkişiler vasıtasıyla. Evet. Bilirkişilerin yaptığı tespit neticesinde o bina ağır hasarlı çıkmıyorsa eğer o zaman ne oluyor? Yıkım kararı iptal edilmiş oluyor. Yani ne olmuş oldu? İstediğiniz kadar o dediğiniz şeyleri yapılsın. Yani hukuka uygun olmayan sebeplerle veya vasıtalarla buraya ağır hasar verilmiş olsa da artık mahkeme kararıyla oranın ağır hasarlı olmadığı ortaya çıkıyor. Evet. Ve ağır hasarlı olmadığı için yıkımı duruyor. Dolayısıyla
Hasar durumu neyse ona göre tespit edilip artık kayıtlara o şekilde geçiyor. Yani bu mümkün. Tabii mümkün. Ama işte hocam onda da şu var, yıkım kararı. İnsanlar bunları tek başına bilemeyebiliyorlar. İşte bunun için mutlaka bir avukata gitmeleri lazım. Evet. Çünkü orada süre de çok sınırlı. Yani biz şununla da karşılaşıyoruz Milat Bey. Dava açmışız. Bakın benim meslektaşlarımdan yaşayanlar oldu. Dava açmışlar. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verecek. Daha kararı vermeden idare gidiyor, yıkıma başlıyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Şimdi normalde orayı yıkamaya giden kepçe operatörü sorumlusu ya da başka kişiler şunlar bunlar. Mesela ellerinde eğer buraya karşı dava açılmışsa, burası davalıksa hiçbiri yıkım yapmıyor. Ama idarenin mesela ilgili kurumu o kişilere bu bilgiyi vermiyor. Demiyor ki burası davalık. Götürüyor, yıktırı diyor. Yani bu tarz durumlar yaşadığımız alanlar da oldu. O yüzden vatandaşın bu konuda dikkatli olması, mutlaka eğer yıkım kararı verildiyse ve dediğiniz gibi evi ağır hasarlı değil de normalde hasarsız veya az hasarlıyken bu hale geldiyse mutlaka dava açılması gerekiyor. Evet. İşte bu davalara kim bakıyor hocam? Şimdi bu davaları idare mahkemeleri bakıyor. Bölge idare mahkemeleri. Yok aslında yani, değil. İdare mahkemeleri. İdare mahkemelerinde olumsuz karar çıktığında bölge idare mahkemeleri, akabinde Danıştay bakıyor. Tabii. Ama Elazığ'da zaten idare mahkemesi var. Elazığ'da idare mahkemeleri bakıyor. Elazığ'da idare mahkemeleri. Elazığ'da idare mahkemesi var. Güzel. O yüzden Elazığ'ın kendi mahkemeleri hocam, bir bakıyor. Hocam birçok sorunlar var tabii. Yani nasıl diyeyim, bizim aklımıza gelmeyen birçok sorunlar var. Tabii ki. Bunlar için muhakkak bir yani şimdi mesela şu da var Milat Bey. Bu konuda biraz şimdi ortaklar bir tane ev çıkmış hak sahipliği, evet. Tamam mı? Şimdi Çevre ve Şehircilik diyor ki gel diyor, hepiniz diyor ortaksınız diyor. Diyelim buranın 14 tane ortağı var. 14'ünüz ya birlikte geleceksiniz ya da birinize vekalet çıkartacaksınız. Evet. Ben size ya bu evin teslimini yapacağım ya da paranızı vereceğim. Bakın. Evet. Kimseye şunu söylemiyor, ben senin payını satın alayım, şöyle yapayım ve siz buraya izale-i şuyu davası açamıyorsunuz mesela. Ortaklardan biri bile gelmezse siz ortaklığın giderilmesi davası açamıyorsunuz. Bunun için açtığımız bir dava türü var, o dava türü daha farklı bir dava türü. Şimdi bunun dışında başka bir yol yok. Öyle olduğunda davalık olmuş oluyorsunuz. Ne vatandaşlar o evi kullanabiliyor, ne AFAD teslim edebiliyor. Evet. Mesela 14 tane ortağı var. 4 tane ortak yüzünden geriye kalan onu da mağdur oluyor. Onu da mağdur oluyorlar. Tabii biz böyle durumlarla da yaşıyoruz. Şimdi ilk Elazığ depreminde bu durumları yaşadığımızda biz gelen müvekkillerimize dedik ki bakın dedik. Bunların emsal davaları yok. Biz böyle bir dava türünün olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu şekilde bir dava açacağız. Yani deneyeceğiz. Sizin dosyalarınızda bu yöntem denenecek ve gidecek. Mesela bazı vatandaşlar bunu kabul etmedi. Bazıları kabul etti. Yani sizin burada bir risk de almanız gerekiyor bazen. Yani yeni oluşumlar yeni dava türleri de çıkartabiliyor ortaya. Eyvallah. Ya da daha önce o bölgede karşılaşılmayan dava türlerini de devreye sokabiliyor. Eyvallah. Mesela şunlar var Milat Bey. Buyurun. Onu da söyleyeyim ben. Şimdi hocam izleyicilerimizden gelen sorulara da bakacağız. Onlar da tabii ama ben bunu da söyleyeyim mutlaka. Buyurun. Şimdi bu deprem bölgelerinde biliyorsunuz Elazığ özelinde değil Allah'a şükürler ama çevre illerde falan şöyle bir şey de yaşandı. Yepyeni sıfır binalar yıkıldı. Değil mi? Çok. Evet. Şimdi onlara ağır hasar verildi. Biliyorsunuz bu kentsel dönüşüm alanında yapılanlar da var. İşte AFAD aracılığıyla yapılanlar var. TOKİ kapsamında yapılanlar var. Keza bu şekilde devam ediyor bir sürü şey. Şimdi burada biliyorsunuz ki sizin tapuda bir arsa payı oranınız vardır. Evet. Şimdi bu arsa payı oranı belirlenirken hakkaniyete göre belirlenir. Yani mesela kanunen şöyle olması gerekiyor. Baktığı cephe, bulunduğu kat, bulunduğu konum, manzara değeri üzerinden her daireye bir arsa payı oranı belirleniyor. Ama şimdi mesela bizim çevre illerde gördüğümüz örneklerde şöyle bir şey var. Adam müteahhitle anlaşmış, arsasını vermiş. Arsa sahibi kendisinin bir dairesi için mesela 100 şey olduğunu düşünelim. 100 dönüm, 100 metrekare olduğunu düşünelim. Kendisine 50 metrekare vermiş, geriye kalan 12 tane daireyi 50 metrekareyi bölmüş. Yani bir bakıyorsunuz olayın sonunda sizin daire başına düşen arsa payı oranınız 5 metrekare, 6 metrekare gibi düşük komik oranlar. Evet. Şimdi bu tarz durumlarda da bu arsa payı oranınızı dava yoluyla düzeltme şansınız var. Yani o yüzden izleyicilerimiz bu konuda da dikkatli olsun. Kesinlikle. Bunda Elazığ'da da şöyle dikkatli olmaları lazım. Biliyorsunuz Elazığ'da da yeni yapılaşma var. Evet. Her şey yeni oluyor. Dolayısıyla siz bir yerde arsa satın aldığınızda veya kat karşılığı inşaat sözleşmesinde size tapu teslim edildiğinde arsa payı oranınızı kontrol edin. Eğer arsa payı oranınız diğer oranlara göre gereğinden fazla düşükse mutlaka bunun için dava yoluna gitmeniz gerekiyor. Bir avukatla görüşün. Arsa payı oranının düzeltilmesi davası açmak zorundasınız. Bu yine bir hukukçu. Evet, yani bu benim bir tane müvekkilimin başına geldi. Malatya'da biz bu alanda dava açtık. Evet. Çok da emsaline rastlanmayan bir şeydi. Emin olun
bu şekilde bu bölgede yıkıcı bir deprem olmasaydı belki uzun süre daha insanların bu bölgede fark etmeyeceği bir sorundu. Değil mi? Evet. Teşekkür ederiz bu konuda. Bilgi Hocam böyle yavaş yavaş şey yapıyorum, sorulara geçeceğim. Tabii hocam, ki. Hocam nasıl gözüküyor ama? Çok güzel. Güzel gözüküyor. Evet, şöyle kaşığımızı da alalım. Böyle sarımsaklı yoğurumuzdan. Vallahi ben bu işi kotardım hocam. Bence de. Siz bu işi iyi yapıyorsunuz artık. Vallahi. Öğrendik işi ya. Yani iş başa ya düşünce... Sezai gibi yapamam. Tabii mümkün değil. Şefim gibi. Bence iyi ilerliyorsunuz. Milat Bey evet, öyle evet. Belli olmaz şimdi geçersiniz falan. Yok yok. O kadar da değil. Yani haddimi de bilirim hocam. Merakla bekliyoruz. Vallahi. Ben de böyle çok güzel yapmaya çalıştım. Bakalım lezzetini beğenecek misin hocam? Beğenirim. Ha? Beğenirim. Diğer yemeklerinizi referans olarak vallahi kullanınca... hocam yani ben evet bir aşçı değilim ama şunu da söyleyebiliyorum. El lezzetim var. Yani şöyle zaten Milat Bey yemek yapmak için çok... ya tabii ki aşçılıkta bu iş meslek. Hani tarif üretiyorlar kesinlikle artık onlar. Ama hani yemek de meraklısına ve seveninin güzel bir şekilde yapabileceği bir şey. Aynen öyle. Şöyle. Şimdi bunları bir hazırlayayım ki. Olur. Sorulara geçelim. Değil mi? Tabii ki. Tadına bakabilecek miyim, bekleyecek miyim? Yok hocam, beklemeyeceğiz. Beklemeyeceğiz. Sonunu beklemeyelim istiyorum. Hemen tadabilelim yani. Hemen tadabilelim istiyorum. Şöyle hocam. Vereceğim. Teşekkür ederim. Bir de çorba vereyim hemen. Tamam. Ben o ara bakayım tadını isterseniz. Hocam siz bakabilirsiniz. Tabii ki. Tabii ki. Problem yok. Böyle sıcak sıcak vereyim ki kaşarımız da erisin içinde. Milat Bey bu işi biliyor. Cidden mi? Olmuş mu hocam? Olmuş. Çok güzel olmuş. Cidden. Vallahi ellerinize sağlık. Evet. Şöyle şu çorbanızı da vereyim hemen. Hemen onu da tadına bakayım. Ne olur. Teşekkür ederim. Evet. Kendime de alayım. Çorba da çok güzel oldu. Gerçekten. Gerçekten. Vallahi. Vallahi. Tam kış çorbası. Hocam bazen inanamıyorum. Niye inanamıyorum? Acaba programdayız diye mi bana böyle söylüyorsunuz? diye endişe. Ama biliyorsunuz ki her seferinde programdan sonra bitiriyorum yemeği. Ya bitiriyorsun. Evet. Yani programdan evet. Sonra da hocam beğendiğini söylüyor. Allah var yani. Bunu da söyleyeyim. O yüzden yani bence güvenebilirsiniz ha? Bana. Değil mi? Şöyle çorbanın tadına bakmak istiyorum hocam. Yalnız şey olabilir, tuzsuz falan. Ben zaten çok tuz tüketmiyorum. Ben beğendim. Dedim ay. Size. Şimdi ne diyeyim? Ya hocam bıçak da vereyim size ya. Özür dilerim. Şöyle. Teşekkür ederim. Ben de şunun tadına bakacağım hemen. Bir nasıl olmuş diye merak ettim açıkçası. Gerçekten güzel olmuş. Ben çok vallahi beğendim. Vallahi. Her seferinde vallahi. İnanamıyorum çünkü kendime. Bizim buralarda bu alışkanlık ya. Hocam şaka maka gerçekten güzel olmuş ya. Dedim size. Vallahi güzel yapmışım. Ne diyeyim? Yani demek ki olabiliyor, yapılabiliyor. Elime sağlık. Ellerime sağlık. Şimdi hocam. Şöyle altını kapattık değil mi hepsinin? Evet kapatmışız. Hemen şöyle mesajlarımıza bakalım. Ne demiş izleyenlerimiz? Onların yorumları bizim için önemli. Fadil Hocam demiş. Bizim binamız yıkıldı. Şimdi kat sahiplerinin bir kısmı evin arsasında TOKİ hakkı istiyor. Diğerleri ise arsa hakkımızı alalım diyor. Bu durum nasıl bir yol izlenir demiş.
Şimdi burada şöyle bir durum var. Evet. Şimdi orada binanın nasıl yapılacağı önemli. Eğer yerinde bina yapılacaksa, şimdi zaten evet. O durumda vatandaşa iki seçenek sunuluyor. Ya deniyor ki sizin arsa payı oranınızda biz size bakın ev yaptık, evinizin enkaz bedelini düştük, arada şu kadar fark var, siz bize ödeyin evinizi alın. Ya da biz size arsa payı bedelinizi ve enkaz bedelinizi ödeyelim, siz bize satın, biz de bu TOKİ'yi kuraya dahil edelim, hak sahipliğinden kazananlara verelim. Evet. Dolayısıyla her ikisi de mümkün. Eğer bu şekilde yerinde bir yapılaşma söz konusu olacaksa zaten orada isteyen kendi arsa payını parasını alır, isteyense kendi evini alır. Yaptırabilir. Aynen. Hocam demiş, yıkılmış bir binanın arsasında hakkımız var demiş. Bu hakkı nasıl alacağız? Prosedür nedir? Şimdi hem TOKİ alıyorlar ben evet. Anladığım kadarıyla. Hı-hı. TOKİ hakkını alıyor. TOKİ'de ev yapılıyor. Orada, orası da arsa. Ben orada o hakkımı şöyle nasıl bir durum alacağım? Var. Şimdi bakın eğer sizin arsanızın yani şey mesela eviniz yıkılmış ama yerinde yapılmıyor. Size evet. Hak sahipliği veriyor. TOKİ çıkıyor. Zaten bu durumda arkadaşlar TOKİ devlet size bedavaya vermiyor. Yani siz orada bir bedel ödeyeceksiniz. Evet. Dolayısıyla sizin orada TOKİ'de çıkmanız başka bir yerde yapılmış olması sizin oradaki arsa payı oranınızı düşürmüyor. Zaten sizin orada arsa payınız hakkı devam ediyor. Devam ediyor. Yani akabinde oraya isterseniz kentsel dönüşümle yeni bir bina yapılabilir veya kendi arsa payınızı başka birine satabilirsiniz. İleride belediye, bakın şunu da söyleyeyim, belediye bir yapılanmaya gidebilir mi? Evet. Semtinizde, muhitinizde. Kentsel dönüşüm projeleriyle evet. Sizlere güzel fırsatlar sunabilir o evet, arsalarınıza evet. Diyelim. Kesinlikle. Yani dolayısıyla bu yönüyle şey yapabilirler. Evet. Hayırlı yayınlar Fadil Hocam demiş. Benim birden fazla iş yerim ve evim var. Bunların hepsi için hak sahipliğine başvurabiliyor muyum? Aslında bu çok güzel bir soru. Evet. Değil mi hocam? Şimdi adamın üzerinde 3 tane ev var. Evet ama bir tane üçü hak sahipliği çıkar. Evet. Yani ama bir tane ev çıkar. İş evet. Yeri içinde yine bir tane çıkar. Yani zaten siz isterseniz onlarca olsun her birine bir tane çıkmıyor. Bir tane tek çıkıyor. Evet. Orada sizin mülkünüz oranında değil de şahıs bazlı çıktığı için bir peki tane hocam, çıkıyor. Peki hocam bir şey soracağım. Hı-hı. Şimdi birinde biri kendisine ait yıkıldı. Evet. Birisi eşine ait. Birine eşine ait değil. Ortaklı, kardeşleriyle ortak. Kardeşleri ayrı başvurabiliyor zaten. Kardeşleri ayrı başvurabiliyor. Aha, aynen orada orada ortaklıktan peki, gelen bir tane TOKİ'ye oluyor. Peki o TOKİ'ye mesela onların olduğuna da ortak olabiliyor mu? Zaten orada şeyli oluyor ya ortaklar kaç tanesi başvurursa onlar ortaklı oluyor ya orada ortaklık devam ediyor. Evet. Hayır, her biri şöyle duruma göre ayrı ayrı alıyorlar ama mesela yerinde yapılandıysa şeyse bir tane alıp ortak oluyorlar. Ortak oluyor. Öyle bir durum evet, söz konusu. Evet. Mesela şurada da şu var kendisi veya eşi şeydir. Mesela az önce söyledi ya izleyicimiz, benim üzerime çok fazla iş yeri vardı ve ev vardı. Evet. Mesela bir kısmı eşinin üzerine olsun. Üzerlerine başka da bu bölgede sağlam ev veya iş yeri yok. O zaman eşine de ayrı çıkabilir, kendisine de ayrı çıkabilir. Ben ikisinin ayrı ayrı başvuru yapmasını tavsiye ederim. Tavsiye ediyorsunuz. Aynen. Teşekkür ederim. Efendim hocam demiş, adresteki hatalar yüzünden hak sahipliği başvurumuz onaylanamamış. Bu durumda gecikmeden biz sorumlu oluyor muyuz, hakkımızı nasıl ararız demiş. Ben az önce sordum bu soruyu. Evet. Benim de başımda çünkü aynı durum. Hak sahipliği bu sebeple reddedilmişse, itiraz süresini kaçırmamışlarsa itiraz etmeleri gerekiyor. Evet. Ama itiraz süresi kaçtıysa dava açmaları gerekiyor mutlaka. Orada da o sürelere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir an önce bir avukatla iletişim kurmaları İletişim gerekiyor ki dava açılsın. Çok doğru, çok güzel yerinde söylediniz hocam. Evet, hemen bir başka mesajımız. Demiş ki iyi yayınlar Milat Bey, programınız çok güzel, avukat hanım çok güzel anlatıyor, ihtiyacımız olan konuları anlatıyor. Çok teşekkür ederiz Nuray Sanaç ablam. Buradan da selam gönderiyorum Nuray Sanaç ablama. Seni takdir ettim Nuray ablam, herkes öyle çok beğenmez. Teşekkür ederim, selamlarımı iletiyorum kendisine. Selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim ben 90 yaşındayım demiş. TOKİ Mustafa Paşa Mahallesi hak sahipliği bir ev verdi. Üçüncü kat asansör bozuk demiş. Maraş depreminde hasar gördü. Ben oturamıyorum, başka bir ev istiyorum. Bedrettin Sanaç amcamız bize ulaşmış. Nuray ablamızın babası. Buradan da değerli eski başkanımıza, Harput Belediye Başkanımızla ellerinden öpüyorum, hürmetlerimi gönderiyorum Bedrettin Sanaç amcama. Evet hocam. Sen şimdi, orada da şeylere bakıyorsun farkındayım. Burada da müvekkillerim. Hocam bir an önce bitse de mantığı yemenin derdinde. Müvekkillerim mesaj atıyor da arada onlara evet, bakıyorum. Tabii. Şimdi onlar da şöyle soruyu tekrar edebilir miyiz tabii o son ki, kısmını? Tabii ki hemen inşallah silmedim hocam. Bakayım yok. Ben demiş 90 yaşındayım. TOKİ Mustafa Paşa Mahallesi hak sahipliği bir ev verdi bana. Tamam. Üçüncü kat. Hı hı. Asansör bozuk. Maraş depremde hasar gördü. Ben oturamıyorum. Başka bir ev istiyorum. Bedrettin Sanaç.
Şimdi burada şöyle bir şey yapması lazım izleyicimize. Eğer yani hasar gören asansör mü, bina mı? Binaysa zaten yeniden... Asansörse onu zaten şöyle bir durum yaşamaları gerekiyor. Şimdi bunlar TOKİ üzerinden yapılıyor ya. Henüz daha Elazığ'da zaten Elazığ depreminden kaynaklı olup borcu tamamen bitip teslim edilen TOKİ'ler olmadı. Evet. Dolayısıyla bu binalarda işte asansörden yaşanan şeylerden... Sıkıntılardan dolayı hala TOKİ sorumlu. Yani dolayısıyla burada yönetimin onu bir an önce TOKİ'ye iletip bir an önce yaptırıyor olmaları gerekiyor. Aynen. Evet. Dolayısıyla yani bu yeni TOKİ'lerin bir yönetimi var efendim. Oraya başvurmanız gerekiyor. Ev verilmesi gerekiyor. İçin bir sebep değil. Yani hukuken başvursa da olabileceğini düşünmüyorum. İstiyorsa başvursun ama biliyorsunuz ki hak sahipliği bina hasarından evet. veriyor. Ama burada zaten TOKİ'nin hala orada sorumluluğu devam Şimdi, ediyor. Bu da nasıl oluyor onu da çözmüş Çünkü değilim. Çünkü 2 sene boyunca TOKİ'nin orada... 2 yıl içerisinde bir, yani binadaki bazı şeyler hasar görmüş. Ya olabilir. Şimdi ona ben olmaz demem. Ama TOKİ'nin 2 sene boyunca orada böyle tamir işleriyle uğraşan şeylerini evet. yapan personeli olur. Çok yani bunun yapılması gerekiyor zaten. Bence de. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Harika ederim. Harika gün yine. Önemli konulara değindik değerli izleyenler. Haftaya... Değerli Fadil Hocam bizim yemeğimizi yapacak. Bakalım. Evet. 2 bölüm birlikte olacağız. Yine de sorularınızı cevaplandıracağız konularımızda hakkında. Eğer şu anda yetiştiremediyseniz haftaya sorularınızı bekliyoruz. Haftaya da yemeğimi görmek evet, istiyorsunuz. Evet, bence de. Ben avukatımız, hukukçumuz Fadile Sakay'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Yarın cuma. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.